Habertürk'te Para Gündem'le karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Erdemir'le bugün o yarım saatlik dilimi yapamayacağız Diyarbakır'da. O yüzden bugün olmayacak, baştan söyleyeyim. Ekonomik penceresini saat 9'da açacağız. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte açacağız. Ekonomiyle başlayacağız. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ardından da konuklarımızla gündemi değerlendirmeyi diğer konuklarımızla sürdüreceğiz. Hoş geldiniz Yavuz. Hoş bulduk. Barlas. Şimdi ben önce bir her sabah olduğu gibi gündemi bir aktarayım. Bugün hangi başlıklarla güne başlıyoruz, hangi gelişmeleri izliyoruz sizlere bir hatırlatayım. Hem de bu haftanın bir özetini vermiş olayım. Ardından haber başlıkları, yorumlar, bütün gündemi konuklarımıza değerlendirmeye başlayalım. Önce başlıklar diyelim o halde. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Şubat 5 Mart'ta COVID-19 vaka artışının en çok ve en az görüldüğü illeri açıkladı. Koca son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranının en çok artan illerin Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne, en çok azalan illerin de Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman olduğunu açıkladı. Yani her hafta biliyorsunuz iller bazında vaka durumu açıklanıyor ve haritada iller risk durumuna göre kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olarak şekilleniyor. Ama hafta sonu itibariyle kısıtlamalar da cumartesi, pazar, bazı illerde cumartesi kalktı. Dolayısıyla hafta içi de bir yoğunluk vardı. Böyle kırmızıya geçiş bir anda arttı. Mavi biraz uzak mı? Orta risk, düşük risk grubu. İşte bu tartışma devam ediyor. Türkiye'de günlük vaka sayısı da 11 binin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. 129.299 test yapıldı ve 11.187 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı ise 65 kişi olarak kayıtlara geçti dün itibariyle. Dolayısıyla illere göre risk grubu, vaka sayılarındaki durum, tüm Türkiye genelinde test sayısı özetle böyle. Aksaray'da koronavirüs haritasında kırmızı renkte, yani çok yüksek riskli grupta. Valilik diğer kentlerin aksine burada farklı bir önlem aldı. Pazar günü alışveriş için bile sokağa çıkmak yasaklandı. Yani tam kapanma uygulandı Aksaray'da. Bir kadının, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her şeyi halledebiliriz, tüm sorunları halledebiliriz ama önce yaşamalıyız, biz yaşamıyoruz. 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü'nde gelen kadına şiddet ve kadın ölümleri haberleri birbiri ardına dizildi. Ve bu gerçeği değiştirmedi. 8 Mart'ta yine kadın ölümlerini, kadına şiddeti konuşuyoruz. Bir kadının çığlığı sosyal medyada yankılandı. 25 yaşındaki Emriye M, 5 yaşındaki kızının gözü önünde 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Görüntüler de kameralara yansıdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar, Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak davaya müdahil olacağız açıklaması yaptı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı. Saldırgan eski koca kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. İbrahim Zarap'ın emniyetteki ifadesi ise adeta pes dedirtti. Eski eşinin sana kızını göstermeyeceğim demesi üzerine sinir krizi geçirdiğini iddia etti. O görüntüleri gördüğümde bu ben miyim dedim dedi. Adliyedeki ifadesinde ise dediğim gibi olayı hatırlamadığını söyledi. Dolayısıyla o sırada alkollü olduğu iddiaları da var. Alkollü adamın yanında 5 yaşında çocuğun ne işi var gibi sorularımız da var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. Erdoğan mesajında sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadına yönelik her türlü fiziki, ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir insanlık suçu olarak gördüğünü en sert şekilde kınadığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu kadına yönelik şiddetle ilgili artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız mesajı verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de son iki günde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarına ve kadın cinayetlerine sert tepki gösterdi. MHP lideri suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır dedi. Samsun'daki sokak ortasında darp olayıyla ilgili bu caniye zalimliğin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır ifadesini kullandı. Aydın'da 92 yaşında kadını öldüren şüphelinin bileğindeki 3 hilal dövmesine dikkat çekildiğini hatırlattı MHP lideri. Bunun tertip mi yoksa gerçek mi olduğunun bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı. Milliyetçi hareket partisiz, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yumulmayacaktır dedi. Önce olayın gerçek mi, komplo mu olduğu araştırılsın, tertip mi olduğu araştırılsın. Aksi yönde buna asla izin verilmeyecektir vurgusunu yaptı MHP lideri. CHP'li belediyelerin bir yıllık pandemi döneminde yaptığı yardımların ayrıntıları da açıklandı. Şöyle, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun duyurdu bu rakamları. Buna göre CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nin askıda fatura kampanyası ile 44 milyon lira tutarındaki 461.908 fatura ödendi. Ayrıca su faturasını ödeyemeyen 1.173.000 abonenin suyu kesilmedi. Belediyelere ait iş yerlerinin 15.251 adet kira ücretinin ertelendiğini belirten Seyit Torun, dayanışma engel tanımaz dedi. Yardımların süreceğini de sözlerine ekledi. Dolayısıyla pandemi döneminde CHP'li 11 belediyenin süreçte destekleri de böyle açıklandı Seyit Torun tarafında. Şimdi gündem başlıkları çok özetle böyle. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyoruz ama bir gerçeğimiz asla değişmiyor. Önce yaşamalıyız, yaşamıyoruz, ölüyoruz, şiddete uğruyoruz. Bu haberleri 8 Mart gününde sizlere aktarmak durumunda kalıyoruz. Ve siyasetten de, iş dünyasından da, sivil toplum örgütlerinden de, her kesimden de tepki var. Ama bir şey yapamıyoruz. Ne yapacağımızı konuşacağız. Şimdi yaşarken kadınlar ne yaşıyor? Onu da bir konuşarak başlayalım. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas. Şimdi TÜİK'in kadın araştırması sonuçları var. Şöyle, ben bir özet yapayım, sen onun yorumunu yap. Kadınlar Türkiye nüfusunun %49,9'unu oluşturuyor Türkiye'de. Kadınlarda yaşam süresi 75,9, 76 yaş olarak aktarılıyor. Erkeklerden daha kısa bu. Bir ara daha uzun yaşıyorduk. Kadın istihdamı erkeklerin yarısı bile değil. Birazdan söyleyeceğim ama kadınlarda iş gücüne katılma oranı %28,7. Erkeklerde bu oran %63,1. Yarısı bile değil derken bunu aktarıyorum. Şimdi bu istatistiklerde öne çıkanlar şöyle. Kadınların en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranı %85,7. Herhalde buna ilk öğretimin zorunlu olması kuralını, şartını, yasasını çok şükür ekleyeceğiz. Okur yazar olmayan kadın nüfus oranı hala %6,9, %7 civarında. Yüksek okul fakülte mezunu kadın oranı %18,5. Çok düşük. Bir artış var ama hala çok düşük. Kadın istihdam oranı çok düşük. %28,7. Kadın nüfusta iş gücüne katılma oranı da %34,4 civarında. Dolayısıyla eğitim açısından, çalışma hayatına katılım açısından ve sosyal durum açısından TÜİK'in istatistiklerle kadın araştırmasının sonuçları bu. Bunu hayatta daha fazla, daha acı yaşıyoruz zaten. Evet. Durum bu. Burada bunun aslında özeti, erkeklerle karşılaştığımız zaman en az 10 puan her birinde fark var. Kadınlar aleyhine maalesef. Örneğin yani işsizlikte bile kadınların işsizlik oranı %15'lerde, erkeklerin %11'lerde. Dolayısıyla hani hele hele pandemi döneminde kim daha çok işsiz kaldı dersek orada kadınların 4 puan daha önde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani bu aslında her şey baştan başlıyor biliyorsun. Aileden başlıyor. Dolayısıyla yani ilk baştan itibaren yani hep şeyi konuşuyoruz biliyorsun. Kadın erkeğin iş hayatında eşitliği, ücret eşitliği vesaire. Bunlar tabii bakıldığı zaman işte yüksek okul fakülte mezunu kadınların oranı %18,5 olması zaten aslında bu farkın da birçok alanda açılmasından sebebiyet veren ana unsur. Dolayısıyla şimdi bu bir tarafı, yani biz kızlarımızı, kadınlarımızı bir şekilde eğitim hayatında desteklememiz, sosyal hayatta güçlü olmalarını sağlayacak, yani erkekler kadar maddi ve
şey olarak sağlayacak şeyi sağlamamız lazım öncelikle. Devlet olarak bunun yasal ve tüm desteklerini sağlamamız gerekiyor. Ama diğer taraftan da manevi olarak da güçlü hissettirmemiz gerekiyor. Bence ikinci tarafı çok daha önemli, maneviyat tarafı. Bu da aslında dediğim gibi biraz önce aileden başlıyor. Yani işte biz maalesef hafta sonu konuştuk. Yani böyle bir şiddet neyin hıncını alıyorsunuz? Yani bu sonuçta toplumda, evet yani toplumda garip bir şey haline geldi. Yani son bu birkaç yılın işi değil belki ama toplumda erkek şiddeti... Aman oğlum canım oğlum. Evet, dolayısıyla bu başka bir noktaya geldi. Burada hep söylüyoruz, annelere büyük iş düşüyor. Çocuklarını ayırmaksızın kız erkek eşit olduklarını daha ilk günden itibaren hissettirmeleri gerekiyor. Ve iki çocuk arasında kız ve erkek varsa bunların iletişimini o gün doğru kurmaları gerekiyor. Aynen öyle. O gün doğru kurmadığınız zaman ileride işte 20'li yaşlarda evlendiklerinde hiçbir şeyi doğru kuramıyor bu erkekler. Aynen. Çevre de değiştiriyor. Evet. Sadece tabii yetiştiren kadınlarda sorumluluk değil, çevreye de zaten ondan sonra baba etkisiyle, yani, çevre tüm etkisiyle. Tüm her şey, hatta şu bile yanlış yani bütün sorumluluğun genç yaşındaki bir erkeğe bile yüklenmesi bence bana karısı yanlış. Yani ailenin reisisin sen şeyiyle, saikiyle bile yaklaşılması yanlış. Ailenin reisi kadın ve erkektir. İkisi de iki çocuk da ileride reis olabilir. Bu yani bu kavramdan bizim dilimizden önce bunu atıp hareketlerimizi, davranışlarımızı atmazsak o anneler daha çok ağlarlar. Bugün erkek çocuklarına ağlarlar, yani kız çocuklarına ağlarlar. Aynen, aynen. Hiçbir şey değişmez. Bu sonuçta bizim toplumumuzda maalesef çok uzun yıllardan beri gelen evet. bir problem. Biz bu problemleri aşmamız için gerçekten ilk başa girmemiz lazım. Ama yasalarımızın da buna imkan vermesi lazım. Bugün bakıyoruz ki bu yasalarımızın aslında son dönemde yani gelen yasaların kadınları korumaya yönelik çok acı aslında. Çok acı aslında. Yani kadınları korumaya yönelik bir yasamız var. Bunların olması aslında gayet iyi fakat işte fiiliyette, uygulamada eksiklerimiz var. Ben doğru söylüyorsun. Bütün bu söylediklerin altına imza atıyorum. Ama yani eğitimle başlayan bir süreç. Evet. İşte kadın, kız çocuğu ile erkek çocuğun eşit eğitim imkanına sahip olması. Toplumda eşit haklara sahip olması. Ailede başlayan çevreyle beraber bu eşitlikçiliğin ruhen de bedenen de. Herkesin kabul etmesi yani, aynen. Sosyal olarak da benimsenmesi. Bunlar kritik süreçler. Ama bizim tabii yani baştan böyle çok en baştan alıp bir daha bir dizayn yapmamız lazım toplumda kadının yeri için. Şöyle istatistikler var mesela. Hı-hı. 15 yaş üstü kadınların bu Dünya Ekonomik Forumu'nda Oxfam tarafından yayınlanan raporlara, eşitsizlik raporlarına yansıyan rakamlardan birkaçını aldım. 15 yaş üstü kadınların ücretlendirilmeyen emeğinin, yani kadınlar çalışıyor ama bazen asgari ücretin bile altında ve kayıt dışı çalışıyor çoğu. Yani, o yüzden buraya da yansımıyor. Tırnak içinde ev işi yapmak yani bedava bir iş mi? Bedava yani, bir iş mi? Yani ev işi yapmak, öyle. Hadi oturalım yapmaya çalışalım. Bu pandemi de bence yani bunun hani şeyini söyleyeceğim zaman erkekler de bir parça katılmıştır diye tahmin ediyorum ev işlerinin bir kısmına. Dolayısıyla ne kadar zor olduğunu ve güç olduğunu görüyor olmamız lazım. Ve üstelik yani bu hizmeti eğer dışarıdan satın almaya kalktığınızda alacağınız, ödeyeceğiniz bedeli de gayet iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla öyle bedava bir iş değil. Yani bunu hor görerek ya da işte buna mecbur etmek de yanlış. Aslında keşke her ikisi de katılsa da ikisi de ekonomik hayatta var olabilse, doğrusu bu. Mesela ücretlendirilmeyen emeğin parasal karşılığı yılda 10.8 trilyon dolarmış. İnanılmaz. Küresel teknoloji endüstrisinin, endüstrisinin 3 katından fazlaymış. Evet. Kadınlar emeğinin karşılığını alamıyor. Yani. Bu rakam 10.8 trilyon dolar, teknoloji endüstrisinin 3 katı. Evet. Dünyada çalışma yaşında olan kadınların %42'si ücretsiz bakım işleri nedeniyle ücretli iş piyasasının dışında yer alıyor. Bu oran erkeklerde sadece %6, kadınlarda tekrar söylüyorum %42. Evet. Ücretlendirilmeyen işler, nerede çalışıyor kadın? Buralarda çalışıyor çünkü. Hı hı. Ev işlerinde çalışanların %80'i kadın, burada erkek falan yok. Küresel olarak bakanların %18'i, parlamenterlerin %24'ü kadın. Çok düşük, çok kötü. Erkekler kadınlardan %50 daha fazla servete sahip. Servette de kadınlar yok, parada da yok yani. Eşit işe eşit ücret zaten yok da bu imkanın doğması için 270 yıl geçmesi gerekiyor.
eşit işe eşit ücret. Ya kadın ve erkeğin aynı işi yaparak eşit ücret almaları için. Muhtemelen nüfus dengesinin bozulması gerekiyor bu. Nüfus dengesi bozulmazsa bu dediğin şey hızlanmaz. Yani bir kayıt ama altına yani girecekler, bir normal işlerde çalışacaklar, bir ücretleri artacak. Bir kere kabul edelim 11 trilyon lira gibi rakam şey evet. Yani varlıklarından yani aslında ellerinde olması gereken bir varlık var yok. Aynen. Yani dolaylı yoldan yok aslında. Küresel cinsiyet eşitsizliğini evet. Gidermek için de zaten bu dünyada, tabii, dünyada da sorun çünkü tabii. 200 yıl geçmesi gerekiyor. Ya bunu Kuzey Avrupa ülkeleri biraz daha halletmiş durumdalar ama sonuçta aslında buradaki bir problem orada de şu. Orada baksana ABD Başkan Yardımcısı tarihinde ilk kez kadın. Evet belki tarihinde yani geldiğimiz sene itibariyle bakılırsa. Aynen. Ama burada bir noktayı atlamayalım. Burada destek olunması gereken noktalar mesela kadın doğum yaptığı zaman aslında yasalarımız buna imkan veriyor. Ama kariyere dönüş safhasında hep basamak kaybediyor aslında. Aynen. Yani dolayısıyla tepe noktalara gelindiğinde neden hani liderlerde kadın sayısı daha az ya da siyasette daha az dersek hep aslında şeyden kaynaklanıyor. İşte aile kuruluyor, aile çocuğun bakım ve işte yükümlülüklerini üstleniyor kadın ve onun sonrasında geri işe dönmeye kalktığında zaman kaybediyor. Belki burada pozitif bir ayrımcılıkla bir çarpan etkisiyle belki kadınların kariyerlerine geri dönmelerinde destek olunabilir. Yani doğru. Bu belki belki işverene bu konuda şey yapılabilir, teşvik verilebilir ya da kadının SGK primi ya da primleri konusunda ultra bir destekle bu yapılabilir. Böyle yapılırsa aslında kadın belki de 3-4 basamak kaybetti. 3-4 yıl kaybeder ama geldiği yer itibariyle pozisyonunu kaybetmez. Çünkü şu an itibariyle genelde hep şuna görüyoruz. Yani biraz çocuk yapma şeyi geciktiği zaman bu sefer ileri kariyer noktalarında kayboluyor kadınlar. Daha da ileri olduğu zaman tamamen evet. Kayboluyorlar. Ev işi, çocuk, evet, her şeyle, aile hayatı, en az büyüklerin benim, bakımı, evet, kariyer arasında sıkışıp kalıyor. Minimum 5 sene kaybediyor kariyerde erkeklerle. Ondan sonra da tabii benzerleriyle aynı yaşlara geldi ya da aynı kariyerlere geldiklerinde bu sefer lider olamıyorlar. Ya işte oralara düşüyorlar. Karar yani, verici noktalara evet, gelemiyorlar. İşte bunların hepsi aslında karar verici noktalarda dizayn hep erkekler var. Yani oyunun kurallarının eşit olması lazım. Eğer bu evet. Bir oyun olarak doğru. Bakacaksak doğru. Baştan bunun dizayn edilmesi gerekiyor. Bu da doğru, yasalarla kadın, olabilir bakan ancak. Kadın, kariyer yapan kadın, tabii. Çalışan kadın, eğitimli yani devam eden kadın, daha, ebeveynlere destek olan belki kadın, kadın kadın yani. Tabii belki emeklilikte birkaç sene daha önce emekli oluyor kadınlar ama karar veren bu bir erkek. Avantaj değil. Yani bu bir çok büyük bir avantaj değil. Esasen aslında kariyer noktalarında desteklerin sağlanması gerekiyor maalesef. Evet. Bunları şu an dünyada tartışıyor ama bizdeki durum da daha ilkel bir boyutta. Yani biz aynı zamanda bir de yaşamlarını garanti etmemiz gerekiyor. Tabii toplumda bir de kadınlar. Yaşamaları önce yaşamamız gerekiyor evet. Bizim ölmememiz gerekiyor. Eğer ölmezsek bunların hepsini gerçekleştirme şansı da sahibiz. 2030 yılına kadar 40 ila 160 milyon kadının pozisyon değiştirme zorunluluğu var. Yani bazı işler önümüzdeki dönem olmayacak ve bunlar daha çok kadınların çalıştığı işler. Dolayısıyla teknolojiye adapte olmazsak sorun daha da büyüyecek. Yani kadınların eğitimi, teknolojiye adaptasyonu bu sürecin daha hızlanması lazım. Çünkü pandemi mesela salgın en çok kadınların çalıştığı alanları etkiledi ve en çok istihdam kaybı İşte, orada. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönem artık o iş yapış şekillerinin değişmesi lazım. Kadınların daha iyi eğitim alıp teknolojik hayata daha fazla adapte olması lazım. Yoksa durum şimdikinden çok daha kötü olur evet. Deniyor. Ya benim buradaki en büyük umudum şu aslında. Yani Türkiye'de özellikle bilim alanında çalışan kadınların oranı oldukça yüksek. Yüksek. Ve dünyanın da ortalamasının eğitim üzerinde. Eğitim başarısı da çok yüksek. Evet başarısı da yüksek. Dolayısıyla benim umudum orada. Yani kadınlar eğitim konusunda gerçekten çok azimli ve önde işler yapıyorlar ve dolayısıyla bu aslında ne getiriyor biliyor musun? Gelecekteki teknolojiye ayak uydurmak konusunda ben kadınların erkeklerden daha ileride bir aksiyon alacağını düşünüyorum. O yüzden de aslında gelecek için umutluyum. Çünkü teknoloji aslında fizik güç gerektiren birçok işi geride bıraktırıyor. Dolayısıyla sadece beyin gücüyle birçok şeyi yapacağız. Dolayısıyla beyin gücü ise ikisi de eşit. Dolayısıyla işte burada hodri meden olacak. Teknoloji belki de bu eşitliği sağlayacak diye düşünüyorum ben Ebru gelecekte. Ki zaten bugün Türkiye'de de özellikle teknoloji yoğun sanayi şirketlerinde
Ben kadın istismarının hayli yüksek olduğunu görüyorum. Evet. O yüzden şimdiden hatta yani gecikmeden çocuklarımızın yani kız çocuklarımızın özellikle eğitimi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor ki gelecekte onlara çok güzel işler olacak. Gelecekte teknoloji sayesinde çok daha yüksek gelirlerde kadınlar daha fazla yer alacaklarını umuyorum ben. Peki. Böyle bir umut da var. Açısı umudum var. Mesela gelişiyor. Sanayide. Evet maalesef bazı iyi rakamlar da var. Var. Şöyle riskli sektörlerde kadın istihdamının geçmişte çok az olduğu yerlerde, alanlarda. Mesela Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde Tüpraş'ta mühendislerimiz zaten vardı. Ofislerimizde kadın çalışanlarımız çok yüksekti ama şimdi sahada da kadınlar var. O tehlikeli işlerde kadın erkek birlikte omuz omuza çalışıyoruz diyorlar. Kadın mühendislerin yanında artık çok fazla 2 yıldır özellikle son 2 yıldır sahada da kadın çalışanlarımızın sayısı artıyor. Hakaret sektörü bu konuda yapıyorlar. Gerçekten öncü davranıyor. Yani ben birçok firmayı biliyorum ama örneğin biz de bugün sayfamızı yansıttık. Shell'de 3 yılda 3000 kadın istihdam edilmiş. Evet, dolayısıyla 2023'te de onlar 5000 kadın istihdam edilmiş. Bakıldığı zaman hakaret istasyonları da aslında ağır bir iş var gibi görünüyor. Ama bu işlerin hepsinde kadınla erkek ortak iş yapıyorlar. Dolayısıyla yani bu ayrımı yapmamak bile gerekiyor belki ama bunlar olumlu şeyler. Bunlar bizim aslında yüzümüzü güldüren şeyler. İş yaşamını değiştiriyor aslında biliyor musun? O şöyle çok açıklamaları var. Mesela Tüpraş'ta sahada çalışan ve Türkiye'nin enerjisini üreten kadın ve erkekler. Dolayısıyla İzmit Rafinerisi, Kırıkkale Rafinerisi, Batman Rafinerisi'nde sahada çalışan kadınlar anlatıyor. Bir önceki slide'da vardı. Mesela çok yüksek, metrelerce yüksek bir tankın üzerine çıktım diyor. Aşağıda ustam beni bekliyordu. Ve oradan hiç ayrılmadı. İşimi bitirdim. İndim aşağı ve bana çay söyledi. Dolayısıyla bu kadar zorlu aşamalardan geçip ekonomik özgürlüğümüzü kazanıyoruz. Bu işi öğreniyoruz. Mesela babam kızın elektrikçi mi olacak mahalle baskısına direndi. Benim merakım vardı ve beni destekledi diyor. Şu anda o sahada çalışıyorum diyor. Yani kadın erkek eşitliği için enerjimiz hiç bitmesin hakikaten. Evet, ve böyle işte, devam babalara, etsin. Babalara, annelere büyük iş düşüyor. Kızlarına güvensinler. Aynen. Yani erkek çocuklarına da kızlara da aynı güveni versinler ki aynen. Onlar başı dik olsunlar. Bugün ben Habertürk.com'da yaklaşık 20 tane manşet yaptık. Bugün hani biraz şey gibi oldu ama hani özel çünkü bu sene biraz daha özel oldu. Maalesef dünkü infiali biliyorsun. Yani herkes çok haklı olarak çok büyük tepki gösterdi dünkü şiddet şeyinize. Biz de ekstra bir hazırlık yapıyorduk ki bunu daha coşkuyla verelim. Daha coşkuyla insanlara hem bilgi verelim hem de güzel şeyleri hatırlasınlar. Kadınların yaptıkları yani bu özel gün tabii bir gün değil her gün. Belki içimizde hissetmemiz gerekiyor. Birçok önemli günde olduğu gibi. İnşallah. Dolayısıyla umut var. Birçok kadınların çalışamaz denildiği noktada artık kadınlar çok etkin ve başarılı. Birçok şirkette Türkiye'nin en büyük şirketinin olduğu gibi bunu destekliyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de destekliyor. Tüpraş Genel Müdürü de enerjimiz hiç bitmez eşitlik için diyor İbrahim Yelmenoğlu. Şimdi böyle örnekler verdik. Akaryakıt sektörü, enerji sektörü bunlar zor alanlar ve kadın sayısı fazla dedik. 8 Mart'ı konuşmaya önce yaşamalıyız demeye devam edeceğiz ama piyasalara da şöyle bir göz atalım. Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık paketi Senato'da onaylandı. Şimdi kişi başı 1400 dolarlık nakit yardımının önü açılmış oldu. İşsizlik ödeneği 400 dolardı haftalık 300 dolara indi. Belediyelere de yerel yönetimlere de 350 milyar dolarlık destek sağlanacak bu paketle. Biden'ın gelir gelmez devasa salgında mücadele paketi. Bir yandan varlık alım programı da devam ediyor. Bu enflasyonu nasıl etkiler? ABD hazine tahvilleri 1.60'ı yine geçti. Oradan geri geldi. Piyasalarda enflasyon ve ABD hazine tahvillerinde yükselişin tedirginliğinin devam ettiğini görüyoruz bu sabahda. Ama borsalarda çok kayıplar yok. Toparlanmalar var. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada iki tane önemli konu var bence. Bir tanesi bir nakit dağıtılan rakamı 1400 dolarlık rakam. O rakam hemen hızlıca harcanacak. Şüphesi olmasın hızlıca kimsenin. Piyasaya pompalanacak. Dolayısıyla yani bu önce hani reel sektör üzerinden dolaylı yoldan finans sektörüne akacak belki ama esasen etkisi tabii bu talebin yarattığı enflasyon olacak ki Amerika'nın kaygısı zaten oydu. Dolayısıyla enflasyonu beklenmedik şekilde Amerika'da arttıracağına emin birçok ekonomist. Diğer taraftan da işsizlik yardımının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılmış olması. Amerika'nın biliyorsun iki tane aşısı var.
Dolayısıyla elinde aşı yapma oranı %12'lerde şu an, yanılmıyorsam. Mayıs sonuna kadar hep herkese aşılayacağım hedefi var Biden'ın. Var ama hani ne kadar olur, hani umarım yapar. Yani Amerika, yani kim aşılanırsa çoğu dünyada, dünya vatandaşı olarak önemli bu. Dünyanın toplam alt toplama açısından. Ama işsizlik yardımının süresinin 6 Eylül'e kadar uzatılmış olması bence önemli ve gösterge. Yani bu işle gecikmeli de olsa, Trump döneminde gecikse de son 6 aydır ehemmiyetine önem veren Amerika'nın işsizlik süresini, ödeme süresini 6 Eylül'e uzatıyorsa önemli bir benchmarktır. Çünkü biliyorsun bizim de önümüzdeki bu ay içerisinde hem işten çıkarma yasağının süresi doluyor hem de bizden olacak. Bizde de evet. Dolayısıyla bizde uzatma de, bekliyor musun? Ben bekliyorum. Hem de bunu zaten biliyorsun bölgesel olabileceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Bölgesel yani nasıl işte kırmızı, turuncu, mavi vallahi yani bütün Trakya kızardı bir haftada. Yani, geleceğiz oraya. Şu Amerika'yı bitirelim. ABD istihdam paketi 379 bin kişi artmış. 382 bin kişilik artış bekleniyormuş. İşsizlik oranı da 6,2. İstihdamda da toparlanma var. Ekonomideki toparlanmayı aşıyla beraber destekliyor. Bu borsalar aslında biraz da olumlu yansıdı. ABD hazine tahvilleri 1,59 seviyesinde, yani 1,60'a yakın. Dolayısıyla yüksek seviyede seyrini koruyor. Bu da gelişmekte olan ülkelere baskılıyor biraz. Petrol fiyatları da 70 doların üzerinde. Bu da ayrı bir risk unsuru. Bu uzun bir aradan sonra çok hızlı bir yükseliş. Suudi Arabistan'ın Suudi Arabistan rafinerisine bir saldırı oldu. Dolayısıyla o petrol fiyatlarında zaten devam eden yükselişi iyice. Petrol terminaline rafinerisi, yani Suudi Arabistan'da petrol terminaline yine bir saldırı oldu. Dolayısıyla yine en büyüklerden biriydi. Petrol fiyatları yani 70 dolara aştı. Arzı arttırmanın fiziken de bir bahanesi çıkmış oldu şu an. Saldırıyla. 66 dolardı zaten. Maalesef. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 18 Mart'ta biliyorsunuz para politikası kurulu toplanacak Perşembe günü. 9,4'lük enflasyon hedefini yıl sonu için değiştirmedik. Ancak bu konuda riskleri de farkındayız. Sıkı duruş %5'lik enflasyon hedefine kadar sürecek. Ekonomi reform paketi, hukuk reformları bizim hedefimizi fiyat istikrarı konusunda destekleyecek. Fiyat istikrarı büyümenin, üretimin, istihdamın destekleyicisi diyor. Evet, bu hafta hükümetin açıklayacağı, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilan edeceği ekonomik paket de var. Bu paketin bence hani Merkez Bankası'nın elini kuvvetlendireceğini kısmen düşünüyorum. Dışarıda en azından dışarıya vereceği mesaj açısından olumlu olacak. Bu da ne sağlayacak? Dışarıda bir dalga var biliyorsun. O dalgada biz ne kadar az su yutarız önemli olan o. İşte bu tip paketler aşı gibi piyasaya daha az su yutmamızı belki can simidi olacak bunlar. Umarım da şey 18 yani piyasa... Mart Nisan'da da %16'yı görecek ya enflasyon beklentisi var. Pik seviyesi. Maalesef kurum geldi. O yüzden gözler 18 itibariyle Mart'ta da en zor Merkez kararlar Bankası'nda. Onlar. Ama ben önümüzdeki bu toplantıda bir artış beklemiyorum ben. Ama eğer bu sürecekse, artış hala Nisan'ı bulacaksa, Nisan'ı da geçecekse o zaman bekleyebiliriz. Peki. Emeklilerin durumu Türkiye'de, orada kadın ve erkek eşitliği biraz var galiba. Bütün emekliler sıkıntıda. Türkiye Emekli Derneği emekli profili araştırması yapmış. Araştırmayı 2450 emekli yaptırtmış. 2450 emekli katılmış. Aylık gelirim yeterli değil diyenlerin oranı tabii ki çok yüksek. %82,7. Aylık gelirim yeterli diyenler %17,3. Emeklilerin %55'i borçlu. Borçlar ağırlıkla kredi kartına yapılıyor. Onu söyleyelim. Emeklilere korkuları olup olmadığı sorulmuş. Tabii ki hepsi var demiş. Hastalanma korkusu, yalnızlık korkusu, işte birilerine muhtaç olurum, param yetmez, yetiştiremem korkusu. Bütün bu korkular var. Yani yaşlanınca bir oh demek biraz bir Danimark emeklisi değil Türkiye'de. %60'ı da bir rahatsızlığı, hastalığı olduğunu söylüyor maalesef. Burada bir şey eklemek istiyorum ben sadece izninle. Yani bu Türkiye'de biliyorsun aslında yani iş hayatındaki, istihdam konusundaki sıkıntılar aslında emeklilere de yansıyor. Çünkü aileler aslında emekli aileler çocuklarına yardım yapıyorlar. Çocuklarına ben aslında işsiz çocuğuna Türkiye'de 40 katkı ve 50 sağlıyorlar. Yaş grubu çok sıkıntılı. Evet derken yani işte bu buraya yetişmiyor. Hatice. Normalde yani öbür tarafta sorun olmasa normal iş piyasasında sorun olmasa emekliler de kendi gelirlerini daha iyi yönetebilirler diye düşünüyorum. Hatta maalesef, destek olurlar. Evet ama işte maalesef bu bozukluklardan yani bir hastalıklar mesela bir hastalık olduğunda bir emeklinin bütün ihtiyaçlarını onun çocukları, ailesi varsa karşılamak durumunda kalıyor. İşte, ya da bazen de tam tersi de olabiliyor. Karşılıklı olarak destekli yani şey geçiyor. Çünkü iki taraf bozuk. Bozuk. Aynen. Maalesef. Aynen çok iyi özetledin. O yüzden 35
50 yaş arasında evet. ekstra sorumluluk var. Evet. Ama emekliler emekli olunca destek olmaya da çalışanlar var. Evet. Onlar için de sorumluluk bitmiyor yani. Bitmiyor. Bir taraf hep sorumlu kalıyor. Evet. Doğru söylüyorsun. 6.7 milyon riskli yapı var. Çoğumuz riskli binalarda oturuyoruz zaten. Mesela Fatih, Üsküdar gibi İstanbul'un evet. eski semtlerinde çok ciddi bir eski bina stoğu olduğu belirtiliyor. Rakamlar da çıkmış hafta sonu. Şimdi 200 dönüşüm için destek geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor ki size 200 bin lira faiz destekli kredi vereceğim. KDV'yi %1'e indireceğim. Bir de üstüne Emlak Katılım Bankası'nı sürece dahil edeceğim. Siz buradan kredi alacaksınız ya, müteahhit firmayla Emlak Katılım Bankası sözleşme yapacak. İş bitirdiği ölçüde parayı verecek. Bu da sizin paranızı, ödemelerinizi ve evinizi mağduriyetleri önlemek için bir garanti yaratacak. Ya Emlak Katılım Bankası'nın devreye girmesiyle müteahhitli o muhatap olacak ve iş takibiyle beraber evet. ödemelerin de o doğrultuda yapılmasına şimdi, sağlayacak. Ya, İnşallah olur. Ya açıkçası emek gereksiz. 15 yıldır bunu yapıyoruz biliyorsun. Buradaki problem bence evlerini yenileyecek olanların gelirlerinin çok düzgün olmaması. Öyle olduğu için de çok uzun vadeli ihtiyaçlar var Ebru. Yoksa kendi evlerinin sahibi olamıyorlar. Yani 30 yıllık ya kredi verirseniz... Benim evim 85 metre, 100 metrekare. Ben 100 metrekare istiyorum. 90'ı kabul etmem demeyelim. Yoksa vallahi o binalar dönüşmeyecek. İşte hem o hem de diğeri. Hem de para yok. 200 bin lirayla nereye dönüştürüyorsunuz? İşte. Ya nasıl ödeyecek onu? Zaten emeklilerin durumunu anlatıyoruz. Sonra riskli binalar diyoruz. Emekli o parayı nasıl ödeyecek? Ya bu çok daha büyük bölgeler halinde devlet eliyle yapması lazım. De verme, faiz desteği de yapsanız ödeyemez ki yani. O i̇şte ödemeleri mesela biliyoruz. Zaten. Mesela çok uzun vade gerekiyor Ayda ki. En az 5-6 yani bini nasıl ödeyecek onlar? Normal hayatını sürdürürken o şeyden zarar görmesin. Yine de aslında buluyorlar bir yol. Yapmaya çalışıyorlar ama senin dediğin şeye takılıyor bu sefer. 110 değil 90 metrekare. Orada insanları anlayabiliyorum. Yani 3 çocuğu varsa 75 metrekareye nasıl sığayım diye düşünüyor bundan sonra. Yani insanlar yaşamakla tırnak içinde yaşamak arasında sıkıştılar. Ya doğru söylüyorsun. Yani sadece onu, sorun binanın evet. metrekaresini kabul etmeme değil. Evet, ya kiram bunları, ödenmezse evet. ne yapacağım? İşte, bu taksitleri nasıl evet. ödeyeceğim? Ya müteahhit bitirmezse işte, ne olacak? Bitirdi ev zaten bir sürü masraf çok çıkıyor. Çok olumlu adımlar atılıyor bence bu konuda insanların eksikliği daha az emin olun. Evet sadece önemli adımlar atılıyor. Sadece finansman konusunda biraz daha destek olunursa evet. bence bir de organizasyona ihtiyaç var, güvene ihtiyaç var. Evet. Yani gidip o kadar insanı... Kötü örnekler maalesef zaten bu hale evet. getiriyor. Ama bir anda bir araya gelemiyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani öyle bir para yok, evet. öyle bir güven yok, öyle bir sıkıntının içine giriyorlar. Ona destek maalesef. Olmak lazım. Hı-hı. Çünkü zaten parası olan ya yaptırdı ya müteahhite verdi, oldu bitti. Şimdi geriye kalan sorunlu alanlar. Evet. Şimdi 1541 puanda Borsa İstanbul. Bu noktada... ABD borsalarında yükseliş var gördüğüm kadarıyla. Evet, hem Amerika ekonomisine dair hem aşı umudu. Ama bir yandan ABD hazine tahvilleri gelişmekte olan piyasaları baskılıyor ama borsalar daha önceki gibi çok sert etkiler yaşamadı. Borsa İstanbul'da belki bunun yansımasını görürüz. Evet göreceğiz. Dolar en azından 7, belli hisseler bazında girişler olacağına evet. eminim ben. Aynen. Hı-hı. Evet onun etkisini görürüz. Dolarda 7.53 seviyesi 18 Mart önemli. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. ABD hazine tahvillerindeki yükseliş doları etkiliyor. Artık maalesef yeni bir düzeydeyiz yeni dolar bir konusunda. Yeni bir küresel oluşumdayız. Evet işte evet. o yüzden de hep acaba hep diyoruz ya işte dolarizasyon ters dolarizasyon olacak mı? Bu biraz gecikti. O yüzden belki yeni reformlar bir, destekler dedi. 7'nin altına inme bankası. Umudu daha yüksekken şu dakikadan itibaren daha zor. Daha yani zor bir öncekine göre doğru. çok daha zor. Doğru. Euro 8.97. Paritede doların yükselişini izliyoruz. Parite 1.20'nin altında euro kaybetti. Dolar endeksi yüksek onu söyleyelim. ABD ekonomisindeki bu rüzgarla dolar desteklendi. O içeride parite baskısını da hissediyoruz. ABD hazine tahvillerindeki yükseliş de hissediyoruz. Dolayısıyla işler biraz daha iki hafta önceye göre değişik evet. dediğin gibi. Altın 1700 doların altındaydı. 1700 doların üzerine çıktı yeniden ama düşük yani 1706 dolar seviyesinde. Bizde dolar da yüksek olduğu için şimdi altının gramını göreceksiniz. Petrol fiyatları çok önemli. Biz petrol üreten bir ülke değiliz. Petrolümüz yok. Evet. Dışarı bağımlıyız. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon geçişkenliğini artırır. O Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde. Bir de 70 dolar biliyorsun birçok ülkenin hep söylüyoruz. Cari açığını pozitife çeviriyor. Rusya şeyi. Yani ama 70 bizde dolar etkiliyor. Onları... Bize negatif etkiliyor, onları güçlendiriyor. Cari açık üzerinden. Güçlendirmesi aslında bazı noktalarda iyi gibi anlaşılabilir ama değil. Değil. Çünkü ne zaman güçlenseler başka problemler doğabilir. Ya tamam ekonomilerin toparlandığını gösteriyor ama bizim için enflasyon ve cari açık evet, açısından yani risk teşkil ediyor. Biz 50 dolarlardayken hatırlıyorsan yükselince seviniyorduk diyorduk ki demek ki krizden çıkıyoruz falan ekonomik açıdan ama yok 70 değil yani evet. 70'in altında bir petrol bizi mutlu eder. Üstü çünkü bu sefer ralliye dönüyor.
Aynen. Suudi Arabistan terminaline yapılan saldırı da tabii etkili oldu. 70 doların üzerine atmasına zaten istekliydi. O ona sebep oluşturdu. Gram altın dediğim gibi 414 lira. Dolar içeride yüksek olunca içeride de bizde gram altın yükseliyor. Zaten altının onsunda da bir miktar yükseliş var. Bitcoin ne olmuş ona bakalım. Bir Bitcoin %2,75'lik yükselişle 380.600 lira. Dolar durunca. Dolar biraz durdu. Gündemden biraz. Hayır yani yurt dışında dolar gündemden biraz hafif durunca Bitcoin tekrar herhalde önecekti. Birazdan mı dolara endeksle döndü? Bir ara altına endeksli, şimdi dolara endeksli. Şimdi bütün finans piyasaları orada döndüğü için dolayısıyla oradaki hareketlerde etkileniyor. Bir de yani unutmayalım ki Bitcoin dolar karşılığında fiyatı belirlenen bir enstrüman. Her ne kadar kendi benchmarkları varsa bile değil. Hı hı. Yani aslında dolar karşısında. Karşılığı dolar yani. Dolayısıyla dolardan bağımsız hareket etme olasılığı yok. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Oradaki yükselişte verdik. Bir de tabii alternatif yatırım araçları arasında bu dalgasıyla, bu hızıyla çok öne çıktı. Gençlerin de ilgisi var. Gelecekte konuşuluyor ne olacak diye. Dolayısıyla onun da yansımasıyla Bitcoin yükselişini sürdürmüş. Öyle söyleyelim o zaman. Çok teşekkür ediyorum teşekkür bugün ederim. İçin. Umarım ayrımcılığın olmadığı, özgürlüğün olduğu, herkesin eşit şartlarda kadın, erkeği, çocuğu, herkesin bir dünyaya ve Türkiye'ye doğru yol alırız. Umudumuz var. Çok teşekkürler bugün ben için. Teşekkür Habertürk.com Genel Yönetmeni Yavuz Barla savurlarken Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın ve hukukçu doktor Rezan Nep Özdemir'i yayınımıza alacağız. Hocam Mustafa Aydın, hocam günaydın. Günaydın, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Doktor Rezan Nep Özdemir, hukukçu. Rezan Bey hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk Sayın Baki, yayınlar. Çok teşekkürler. Bugün 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dedik. Biz biraz rakamlara yansıyan, iş hayatına yansıyan, sosyal hayata yansıyan şekilde kadınları da konuşmaya çalıştık ama bugün Habertürk.com'da çok güzel bir belgesel yapmış. Orada Rezan Hep Özdemir'in yorumlarını da dinledim ben. Şöyle diyor belgeselin başlığında, görmezden geliyoruz ama ölmezden gelemiyoruz. Editör Burçak Orçun'un hazırladığı bir belgesel tadında bir derleme bu. Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin hukuki, psikolojik ve sosyolojik boyutu ele alınmış. Mağdurlar ve uzmanlarla görüşülmüş. Öyle kaleme alınmış. Belgesel tadında bir dizi, bir toparlama Habertürk.com'da gayet de güzel olmuş. Orada Rezan Hep Özdemir'in yorumlarını da bugün dinledim. Biz de bu konuyla gireceğiz. Şöyle, Samsun'da şimdi arka arkaya o kadar çok kadın kadın şiddet haberi, kadın ölümü haberi verdik ki yine 8 Mart'a giriyoruz. Emekçi Dünya Kadınlar Günü diyoruz ama şiddet haberlerini ilk sıralarda yine görüyoruz. Değişmiyor bu tablo. Kadınlar Günü'nde de yine ölen kadınlar, şiddete uğrayan kadınlar, çocukların gördüğü zulmü biz izliyoruz. Biraz önce aktardım, tekrar siz de biliyorsunuz. Bir kadın çığlığı sosyal medyada yine yankılandı. 25 yaşında Emriye M, 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından şiddete uğradı. Üstelik boşanmışlardı. 5 yaşındaki çocuk yanlarında bir tartışma çıkıyor ve öldür esiye eşine şiddet uyguluyor bu kişi. Sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ciddi bir tepki var. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlık olarak davaya müdahil olacağız dedi. Ankara'da 4 çocuğun önünde eşini öldüren, üzeri uzaklaştırma kararı olan bir kişiden bahsediyoruz. Yakınına telefon açıyor, ben bir şey yaptım, çocuklarıma sahip çık, onları işte koruma evine yerleştir, yurda yerleştirin diye. Dolayısıyla yine 25 yaşında bir kadının Edirne'de ölüm haberini alıyoruz. Bunlar bir günde, iki günde olan şeyler. Kadına şiddet ve kadın ölümleri. Dolayısıyla bitmiyor. Şüpheli ölümler de var. Dolayısıyla ne oluyor? Niye bu durum artarak devam ediyor diye soracağız. Rezan Hep Özdemir ne dersiniz? Üstelik İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı yeni. Orada mesela kadına şiddet durumlarında eski eşi de kapsayan şekilde düzenlemelere gidildi. Daha ağır yaptırımlar uygulandı. Kadın, çocuk, kadına ve çocuğa daha geniş yer ayrıldı o düzenlemelerde. Yasalar var. Bunu çözelim diye adımlar var ama bir türlü biz olmuyor, yapamıyoruz bunu. Evet. Öncelikle kadınlarımız, yarınlarımız, umutlarımız, kadınlar bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kutlamak istiyorum. Siz de atıf yaptınız. İkincisi aslında biraz önce
ifade ettiğiniz görmezden geliniyoruz ama ölmezden gelemiyoruz. Burça Korçun'un hazırladığı bu röportaj silsilesinde de ben atıf yapmıştım. Ve orada biz kadına şiddetin hukuki boyutunu, psikolojik ve sosyolojik boyutunu konuştuk uzmanlarla ve mağdur kadınlarla da röportajlar var. Habertürk.com'da bugün yayınlandı. Çok da güzel bir çalışma oldu. Orada özellikle şunu söylemiştim. Ne yazık ki Profesyonel Kadın Katilleri Kurumu diye bir kurum ihdas edildi Türkiye'de. Cinayeti nasıl işleyebileceğini biliyor. Cinayetten sonra delilleri nasıl karartacağını hakeza biliyor. Sonrasında da yargılamada nasıl bir tutum ve davranış sergileyeceğini biliyor. Hepsini ezberliyor ilmik ilmik. Öncesini planlıyor, cinayeti planlıyor, delilleri tarif ediyor. Sonrasında da hakeza yargılamada da ezberlenmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye yönelik bir savunma mekanizması ile ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız 2009 yılında Münevver Karabulut cinayeti emsel mahiyette bir cinayetti. 29 bıçak kesisi, 5'i münferiden öldürücü, ölmeden önce testlere kullanılmış bir fikri takip süreci. Belki Türkiye'de ilk defa bu kadar yaygın bir şekilde işlendi. Kadına şiddet, kadın cinayetleri ilk defa belki de toplumda böyle bir farkındalık oluşturdu ve bir reaksiyon gelişti. Orada biz mağdur aile vekiliydik. Orada da Cem Gariboğlu erkekliğime laf söyledi, öldürdüm diyordu. Bugün Pınar Gültekin dosyasında mağdur aile vekiliyiz. O da bana şantaj yaptı, öldürdüm diyor. Veya Samsun'daki olayda çocuğumu göstermedi, öldürdüm diyor. Yani artık haksız tarih indiriminden faydalanmak için ezberlenmiş, kurgulanmış ifadelerin olduğu bir sürece bakıyoruz. Kadın katilleri profesyonel alet ne yazık ki Türkiye'de geldi. Kıskandım, öldürdüm. Erkekliğime laf söyledi, öldürdüm. Mineye tekliyor, öldürdüm. Evet. Bu Samsun'daki olayda farkında değildim diyor. Şunu söylüyor, çocuğumu göstermeyeceğini söyledi, hiddet geçirdim, alkollüydüm, o yüzden kendimi kaybettim diyor. Yani çocuğumu göstermeyeceğim diyor demesi aslında Türk Ceza Kanunu 29 anlamında bir haksız tarih indiriminden faydalanma çabası. Anladım. Yine ezberlenmiş, kurgulanmış bir ifade. Yani o kadına şiddeti, bu canice, unharca, vahşice, insanın insan olma vasfına aykırı bu kadına şiddet hadisesini meşrulaştırma. Bunların hepsi bilinçli diyorsunuz, ezberlenmiş, evet, bilinçli. Yani Profesyonel Kadın Katilleri Kurumu gibi çalışıyorlar. Sözünüz çok ilginç. Evet, yani Türkiye ne yazık ki bu noktaya geldi. Nereden tarih indirimi alır, nereden nasıl kurtulur, nasıl yırtar, ne demeli, ne yapmalı, hepsini biliyor yani. Kadına karşı şiddeti meşrulaştırma, bunu anlatılabilir kılmak amacıyla dermeyen edilen savunmalar haksız tarih ve takdir indirim sebebinden faydalanmak için dönüyor. Anladım. Yargılamadaki tutum ve davranışlarıyla adaletin tecellisine katkı sunmuyor. Maddi gerçeği ortaya çıkarmıyor. Son duruşmada gelip pişmanım deyip kravat takıyor. Sizin deyiminizle ihal, kanundaki tabiriyle Türk Ceza Kanunu 62'deki takdir indirim sebeplerinden faydalanmaya çalışıyor. Tekraren söylüyorum, bugünkü röportajda da söyledim Habertürk.com'daki, Türkiye'de bir profesyonel kadın katilliği kurumu oluştu. Yani cinayeti öldürmeden önce planlıyor, cinayet esnasında planlıyor, sonrasında delilleri karartıyor, yargılamada da cezasını minimize etmeye yönelik ezberlenmiş, kurgulanmış savunmalarda bulunuyor. Yakın zamanda bir karı koca, biliyorsunuz, bir kalenin kaleye gidiyorlar, kamera kayıt yapıyor, kamuoyuna da yansıdı bu. Tam o sırada çok mutlu bir aile tablosu çiziyorlar. Kayıt yapan kamera ne hikmetse kadın öldüğünde, yani oradan düştüğünde kaleden, kayıt yapmıyor. Sonrasında bakıyoruz ki sanık koca sigorta şirketinden bir tazminat almak için ölüm teminatı, o kloz gerçekleşti diye böyle bir şeyi yaptı şüphesi ortaya çıkıyor. Yani öncesi planlı, cinayet planlı, sonrası planlı. İnsan hakları eylem planı ile ilgili de 3 noktada düzenleme yapıldı. Bir tanesini siz söylediniz zaten. Bizde eşe karşı şiddet Türk Ceza Kanunu'na göre hem yaralama suçunda hem kasten öldürme suçunda suçun nitelikli hali. Yaralama suçunda yaralanan kadın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek bir yaralamaya maruz kalmış olsa bile ceza yara oranında artıyor eş olunca veya usul firu olunca. Ya da artık eski eş olunca da herhalde. Evet. Hı-hı. Ve takibi şikayetten bağımsız hale geliyor. Kasten öldürmede de eş beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişi usul firu, yani anne baba ve çocuklar olduğunda ağırlaştırılmış müebbet hapis oluyordu. Artık boşanmış eş bakımından da hem kasten öldürmede hem kasten yaralamada suçun nitelikli hali söz konusu olacak. Ceza ağırlaşacak ve kasten öldürme halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis olacak. Bir. İki, ısrarlı takip mağdurları diye bir kategori var Türkiye'de. Hı hı. İlk defa 6.284 sayılı kanuna yazıldı bu ailenin korunması. Israrlı ve kadına... takip. Israrlı takip mağdurları, tamam, kadına karşı şiddetin
ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun 8 Mart 2012. Tamam. Burada hem aile bireyleri, hem aile üyeleri, hem evlilik birliği kurulmasa bile birlikte yaşayan kimseler, hem de ısrarlı takip mağdurları korunuyordu. Yani evden uzaklaştırma, iş yerinden uzaklaştırma tedbirlerini alabiliyordu. İşte bu ısrarlı takip mağdurluğu iç hukukumuzda sadece bu koruma tedbirleri bakımından, yani uzaklaştırma, kitle iletişim araçlarıyla rahatsız edilmesinin engellenmesi değil, suç olarak kabul ediliyor bu düzenlemede ilk defa. Israrlı takip mağdurları bakımından da onları koruyan bir suç düzenlemesi gelecek. İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki ikinci nokta kadına şiddetle ilgili buydu. Üçüncüsü de şu, bugün merkez adliyelerde ve Türkiye'nin dört bir yanında aile bürolar var. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair münhasıran bu alanda faaliyet gösteren, ihtisası bu alan olan aile bürolar var. Bu Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşacak ve artık neredeyse bütün adliyelerde sadece ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair suçlar bakımından görev yapacak soruşturma makamı, Cumhuriyet Savcıları görevlendirilecek. Bu üç temel noktada düzenleme vardı. Yeterli mi? Kanaatimce yetersiz. En azından kollukta yetersiz. Da bakın. Evet, kollukta da bakın, bu olayda da benzeri var. Hocam, şikayetçi ben olmuş. Oraya gelmeden önce bir şey sorabilir miyim size? Tabii ki. Şikayetçi olmuş, tedbir almış. Oraya ama ayrı geleyim şimdi. Yani o, çünkü öyle bir konu var. Bu bütün bu olaylarda biz daha önce uzaklaştırma kararı aldık, şikayetçi olduk. Bu yeni değildi diye arka arkaya söyleniyor. Ankara'daki son kadın cinayetinde de bu var. Bu olayda da daha önce de bunları yaşadık, zaten boşandık şeklinde açıklamalar var. Onu ayrı sorayım da şimdi buraya kadarki bölümde dediniz ki profesyonel kadın katilleri kurumu gibi çalışıyorlar. Önceden planlıyorlar, ne yapacağını biliyorlar, ne diyeceğini biliyorlar ve bu işi daha önce de bu şiddeti daha önce de uyguladıkları aşikar. Zaten kadınlar da ifade ediyor, zaten boşanmışlar. Şimdi diyor ki çocuğumu göstermeyeceğim dedi. Bu bir tahrik unsuru dediniz. Şimdi bu insan tutuklandı. Tahrik unsuru olarak görülür. Haksız takrit indirim alacak. Faydalanmak amacıyla, evet. Tamam. O amaçla söylenen bir şey. Aynen. Mesela bu onların içine giriyor. Şimdi bu 5 yaşında bir çocuk var. Çocuğunu alırken eski eş dayak yiyor ve alkollüyüm, hatırlamıyorum diyor. 5 yaşındaki çocuğun yanında alkollü bir babanın ne işi var? Bu mesela mahkemede sorulacak mı ona? Mesela şimdi tutuklandı. Sizin bütün bu anlattığınız düzenlemelerle bu tutukluk devam edebilir mi? Onu soruyorum. Evet. Yani bu olay üzerinden evet, ne olacağını bize anlatır mısınız? Tabii ki hemen. Tabii Hı-hı. ki tabii ki hemen anlatayım Hı-hı. kıymetli üstadım. Bir tanesi şu. Şu an itibariyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan. Türk Ceza Kanunu 81. maddesi, 35. maddesi. Yani burada başsavcılık da sulh ceza hakimliği de bu basit bir yaralama olayı değil. Burada artık failin kastı öldürme kastıdır diyor ki görüntülere baktığımızda canavarca hisle, insanın insan olma vasfına aykırı canice bir fiziki müdahale ve darp var. Yani baktığınız zaman eylemin sayısı, yerdeyken dahi mağdur kadını tekmeleyen olması, artık buradaki kastının yaralama değil de failin kasten öldürme kastı olduğunu ortaya koyuyor. Bu da kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirmiş hukuki intelemesi ve vasfı. 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç. Kuvvetle muhtemel soruşturma aşamasında da hele hele kamuoyundan böyle bir fikri takip ve farkındalık unsuru hayata geçmiş iken tutuklu olarak yürür bu soruşturma diye düşünüyorum. İddianamenin tanzimi ve sonrasında daha keza. Ama burada bu vesileyle şunu tartışmak lazım. Tarihe not düşsün diye söyleyeyim. İşte bu sosyal medyanın, kitle iletişim araçlarının kadına şiddet ve kadın cinayetleri nedeniyle etkisini görüyoruz. Yargı bazen reaksiyon almaması gerekirken alıyor, bazen de alması gereken reaksiyonun geciktiğinde sosyal medya ve yazılı görsel basın, kitle iletişim araçlarındaki tepki, farkındalık, fikri takip nedeniyle reaksiyon almak durumunda kalıyor. Halbuki olması gereken, hiç bu konu basına yansımasaydı dahi bu zaten bu caninin, bu failin tutuklanması, bu bir. İkincisi çok önemli bir konu. Bu tür olaylarda tutuklama tedbirleri niye gelmiyor Sayın Baki? Şundan ne yazık ki. Kamera kaydı hemen hemen her olayda yok. Siz kamera kaydında bu olayı izlediğinizde bu failin kastını çok net görüyorsunuz. Nasıl bir gözünün döndüğünü, nasıl canice, vahşice bu suçu işlediğini görüyorsunuz. Ama kamera kaydı olmasaydı belki doktora gittiğinde, kamuoyuna yansımadığında basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek yaralama veya bugün açıklama yapıyorlar.
biliyorsunuz hekim de açıklama yaptı. Hı-hı. Yaşamını tehlikeye sokan durum yok. Evet. Sadece bu rapor savcılığın önüne geldiğinde Hı-hı. basit bir yaralama gibi değerlendirilecek belki de. Hı-hı. Türk Ceza Kanunu 86'ya 2 uyarınca. Dolayısıyla tutuklama tedbiri gelmeyecek. Ama biz izlediğimizde... Yani bu kadar tepki olayın... gelmeseydi, görüntüler olmasaydı basit evet, yaralama olarak değerlendirilebilirdi. Hale bak diyorsunuz. Çok çok net. Her ama görüntüleri zaten. İzlediğinizde bunun... Hunharca ve vahşice bir cinayet olduğunu görüyorsunuz. Ve çocuk var. İkincisi, müşterek çocuk. 5 yaşında yarınları, umutları ve geleceği var. Zihinsel, fiziksel ve ahlaki evet. gelişimi var. Üstün yararı ve menfaatleri var. Bir babanın 5 yaşındaki çocuğunun önünde boşanmış olduğu eşi, o çocuğun annesine böylesine hunharca bir girişimde bulunması en basit tabiriyle yani... büyük bir aymazlık, ahlaksızlık olarak nitelendiriyorum. En azından müşterek çocuğun yarınlarını, umutlarını düşünmesi gerekirdi. Fakat zaten böyle savunma yapan bir bakış açısının, patolojik bir ruh halinin bunu düşünebileceği konusunda endişelerim var. Ne olmalı diye gelince, zaten alkol kullanan, çocuğu teslim alan, daha önce eşine darp eylemlerinde bulunmuş bir babanın çocukla şahsi münasebeti tesis edilmiyor olması gerekirdi. Yani aile mahkemesinin velayet annede kalmış ama baba şahsi münasebeti tesis edecek. Bu şahsi münasebet konusunda bir kısıtlama kararı alması gerekirdi. Çünkü böyle bir hastalıklı ruh haline bir çocuğu teslim edemezsiniz. Yani bu bir çocukla 5 yaşındaki bir çocukla bir arada kalamaz. Eski eşine bu şiddet uygulayan bu insan müsveddesi diyeyim en basit tabiriyle böyle bir patolojik bakış açısı çocuğun da zihinsel, fiziksel, ahlaki gelişimini menfi etkileyebilir. Birlikte vakit geçirdiği dönemlerde. Bunun için ailenin aile mahkemesine başvurması lazımdı ve bu şahsi münasebet kararını kaldırtıyor olması lazımdı, kaldırtması tamam. lazımdı veya daha önceki şikayetlerde başsavcılık aile mahkemesine başvurarak böyle bir tedbir alabilirdi 6284 sayılı kanun uyarınca. Bu konuda da bir eksik ve ihmal olduğu çok açık, tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar. Peki. Şunu söyleyeyim, birazdan soracağım dediniz. Evet, ama bir sizin vaktiniz var mı saat başında bizimle biraz daha kalabilir misiniz? Peki, tabii ki. O bölümü biraz daha net sorayım. Mustafa Hocam, size de bu bölümde kusura bakmayın biraz beklettik ama 8 Mart'a biz yine bu acı olaylarla girdiğimiz için kadınları konuşuruz, eğitimini, iş hayatındaki yerini ama önce yaşatmalıyız. Yaşamıyoruz, ölüyoruz gördüğünüz gibi. Bir giriş yapalım isterseniz, izniniz olursa saat başında da devam ederiz. Ne dersiniz hocam? Bu önce yaşatmalıyız güzel bir slogan herhalde kadınlarla ilgili bugün konuşulması gereken en önemli konuyu değiniyor. Çünkü bütün diğer hak arayışları, bütün diğer eşitlik arayışları yaşamla başlıyor. Önce yaşatmalıyız, önce yaşamı sürdürmelerini sağlamalıyız. Bunun hukuki tarafı var. Rezan Bey bunu çok güzel açıkladı ve biraz gerçekten sonra tekrar evet. konuşmaya devam edeceğiz. Aynen. Hukuki boyut çok önemli çünkü o devletin bu işle ne kadar ilgilendiği, ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Boşlukların kapatılması, ortaya çıkan problemlerin çözülmesi önemli tabii. Ama hukuk bütün bu büyük meselenin aslında bir parçası. Hukuku ortaya çıkartan, onun da ötesine geçen ve aslında bütün bu sorunun temelinde olan şey toplumun sosyo-kültürel yapısı ve bu yapıdaki ataerkil duruş ve kadına karşı bakış açısı. Esas Doğru. bizim değiştirmemiz gereken, Doğru. esas bizim üzerinde durmamız gereken ve uğraşmamız gereken mesele budur. Ve daha da zor olan, değiştirilmesi gereken mesele budur. Çünkü hukuk kuralları evet kesinlikle düzeltilmeli ve eksikler, sorunlar giderilmeli. Ama onları yapmak nispeten daha kolay. Nispeten kağıt üstünde yapıyorsunuz. Türkiye'deki en büyük problem, başka pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da kağıt üstünde yazılı olan kuralları, ilkeleri, hakları uygulamada, pratikte hayata geçiremiyorum. Ya hocam hayat, yani... Onu da soracağım şimdi. Çok özür diliyorum hocam. Bunun geçmiyor ve geçirilemiyor olmasının arkasında bir kanunları yapanların bu konudaki duruşlarıyla ilgili keskinliğin ve kesinliğin olmaması ve bununla ilgili kanun uygulayıcılarda bir takım şüphelerin olması. İki, genel olarak toplumun bu konudaki duruşunda bir zafiyet olması. Bu zafiyet işte kuralları uygulaması gereken polisinden hakimine kadar çok geniş bir kitleye de elbette yansıyor. Sonuçta hep şunu söylerim ben, ülke Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye diyelim buna, bütün ülkeler için geçerlidir. Sonuçta ortada bir havuz var. Bu havuzdan
Polisi de çıkar, hakimi de çıkar, bakanı da çıkar, öğretim üyesi de çıkar, katili de çıkar, suçlusu da çıkar, masumu da çıkar. Dolayısıyla bir havuz var. Biz bu havuzu Türkiye halkını belli bir düzeyin üzerine, özellikle bu kadın konusunda belli bir bilinçlendirmenin üzerine çıkartamazsak, toplu olarak ortalamamızı yükseltemezsek bu sorunu kökten çözme şansımız maalesef yok. O nedenle kültürümüzün, sosyolojimizin ve siyasetimizin buradaki sorunlu alanlarına odaklanıp onları çözmeye, ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. Doğru anladım. Yani bu problemin çözümü için toplumun her kesimden insanı bu mücadele havuzuna doldurmamız gerekiyor. Aksi halde başarısız oluruz diyorsunuz. Hem de o havuzun düzeyini yükseltmemiz gerekiyor. Havuzun çünkü düzeyini. Hepimiz oradan çıkıyoruz. Hepimiz o kültür ailesinin içinden geliyoruz. Aynı eğitimi alıyoruz. En azından benzer eğitimleri alıyoruz. Önemli olan toplumsal bakışı, kadına yönelik toplumsal bakışı düzeltmek. Şimdi bu noktada ben bu bölümü tamamlayayım izin verirseniz. Sorular da birikti. Bu uygulama noktasında ve acaba bu şiddet olayına gelinceye kadar, ölüme gelinceye kadar ne yapılabilir noktasında soracağım dedim. Onu da saat başında hukukçu Doktor Rezanet Özdemir'e soralım. İzin verirseniz burada bu bölümü tamamlayayım. Reklama dayandım. Saat başına doğru çok kısa bir aramız var. Onun ardından devam edeceğiz. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın, hukukçu Doktor Rezanep Özdemir, birazdan Habertürk yazarı Kemal Öztürk de bizimle birlikte olacak. Dolayısıyla 8 Mart Dünya Emekçiler Kadın Günü'nü kutluyoruz ama bizim birçok sorunumuz var Türkiye'de ve dünyada. Ancak Türkiye'de bu sorunların hepsini çözebiliriz. Önce yaşamalıyız, ölmemeliyiz. Yaşarsak sorunları da çözeceğiz. Dün 8 Mart'a girerken arka arkaya birçok ilden gelen kadına şiddet, kadın cinayeti haberleriyle yine sarsıldık ve bugüne başladık. Bitmiyor dedik. Doktor Rezanep Özdemir dedi ki, çok güzel anlattı aslında hukuki boyutunu. Hocamın da dediği gibi profesyonel kadın katilleri kurumu gibi çalışıyorlar. Planlı yapıyorlar. Daha sonra ne söyleyeceğim? Ne yapacaklarını, nereden nasıl indirim alacaklarını, nasıl yargılanacaklarını hepsini biliyorlar ve böyle davranıyorlar dedi. Şimdi eğer dedi Samsun'da bu kamera kayıtları olmasaydı, doktor raporu da açıklaması da hayati tehlike yok, bu basit bir yargılama, basit bir yaralama olarak görülecekti. Sonra bu adam bu kadının karşısına yine çıkmayacak mıydı? 5 yaşındaki çocuğu o korku dolanları yeniden yaşamayacak mıydı? Yani burada ya da daha önce bu kadının hiç mi müracaatı olmadı? Var. Daha önce de şiddet uygulanmış. Ankara'da kadının uzaklaştırma kararı var. Ama önlenemiyor. Yani hem önleme anlamında hem ceza anlamında hem de çevre, aileden başlayarak eğitim ve çevreyi ele aldığımızda, yani önleme bazında ne yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz, sonrasında bu cezalar konusunda ne yapacağız, bunu sormak istiyorum size. Öncelikle ben de Mustafa Bey'in şu tespitine katılıyorum. Yani hukuk bu meselenin önemli bir bileşeni. Cezaların caydırıcı, ıslah edici olması son derece önemli ve esasen müessir. Fakat burada asıl belirleyici olan meselenin sosyolojik boyutu. Bir defa kadını ötekileştiren iradenin erkek egemen toplumun ve feodal anlayışın bertaraf edilmesi lazım. Bugünkü bu mülakatta da ben söyledim. Türkiye'nin ihtiyacı zaman zaman özellikle kadına karşı şiddet ve cinsel saldırı suçlarında özellikle kimyasal kastrasyon uygulaması konuşuluyor. Kimyasal hadım ama bence Türkiye'nin temel ihtiyacı zihinsel adımdır, zihinsel kastrasyon. Yani kadını ötekileştiren iradenin, erkek egemen toplumun ve feodal anlayışın bertaraf edilmesi gerekir. Hukuk bunun bir bileşeni ama asıl gerekçe sosyolojik olarak bu. Yani konuyu, meseleyi, bu kadına şiddet ve kadın cinayetleri, olayı, siyaset üstü mesele, uzlaşma kültürüyle çözmek lazım. Ama kaynağında kurutmak için bu anlayışı bertaraf etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii bunun için basının dili, yazılı görsel basının, sizin gibi kıymetli televizyoncu ve gazetecilerin bu konudaki mücadelesi, kitle iletişim araçları, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, kadın kuruluşları. Sizin gibi hukukçularında.
Estağfurullah, Türkiye'deki bütün hukukçu meslektaşlarımız, aydınların birlikte emsel mahiyette yeknesak bir mücadele ortaya koyması lazım. Dolayısıyla şiddeti meşrulaştıran bu dili terk etmek lazım. Burada kullanılan dil de son derece önemli. Peki sebepleri sosyolojik dedik. Fakat sizi biraz önce verdiğiniz örnekte bir adli kolluk ayrıntısı var, çok önemli. Ne yazık ki Türkiye'de tek bir kolluk teşkilatı var. Hem kamu düzenini ihdas ediyor, önleyici kolluk tedbiri ile ilgili faaliyet gösteriyor, hem de suç işlendikten sonra fail fiili araştırıp delilleri topluyor. Yani tek bir polis teşkilatı var, adli kolluk ve idari kolluk faaliyetini bir arada yapıyor. Bu Türkiye'de özellikle suç ve suçluyla mücadelede çok önemli bir travma yaratıyor ne yazık ki. Burada da tedbir kararlarını uygulayan, denetleyen, kontrol altına alan, acaba evden uzaklaştırma ve iş yerinden uzaklaştırma kararları uygulanıyor mu? Bunun denetimini yapan kolluk. Fakat münhasıran bu konuda aile büro savcılıklarında olduğu gibi faaliyet gösterecek bir kollukta özel birim yok. Bir defa Türkiye'de bunun kurulması lazım. Yani bu evden uzaklaştırma, iş yerinden uzaklaştırma, kitle iletişim araçlarının kullanılmasının engellenmesi gibi kadına şiddette 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanundan faydalanarak alınan önleyici ve koruyucu tedbirlerle ilgili denetimi, kontrolü sağlamak, uygulamayı sağlamak amacıyla mutlaka kollukta özel bir aile büro uygulaması orada da yapılmalı. Adli kolluk, idari kolluk faaliyetini bir arada götüren bir kolluk teşkilatımız var. Adli kolluk teşkilatının ayrı olması lazım. Aksi halde burada ve kamuoyundaki birçok türevlerinde olduğu gibi kadınlar şiddet görüyor, savcılığa başvuruyor, uzaklaştırma kararı alıyor, tedbir kararlarını alıyor. Fakat bunu uygulayacak, denetleyecek, hayata geçirecek kolluk teşkilatı yetersiz olduğu için tam anlamıyla koruma sağlanmıyor. Bu çok önemli bir eksik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İkincisi eğitim tabii ki önemli. Ona Mustafa Hoca da biraz önce atıf yaptı. Kadınlar Türkiye'de hak arama özgürlüğünü nasıl kullanacağını bilmiyor. Buradan en azından şiddet mağduru kadınlarla ilgili bir çağrıda bulunalım. Bir defa aile mahkemelerine 24 saat içinde başvurabilirler. Kendileriyle ilgili koruma tedbiri talep edebilirler. Bu koruma tedbirleri aile mahkemelerine. Ve harç ödemeyecekler. Yani ekonomik gücüm yok diye kimse endişe etmesin. Harç ve yargılama masraflarından muaf. En yakın aile mahkemesine başvuracaklar. Evden uzaklaştırma, iş yerinden uzaklaştırma, kitle iletişim araçlarıyla rahatsız edilmesinin engellenmesi gibi geniş skalada bir kısım tedbirlerin lehlerine verilmesini talep edebilirler. Delil dahi aramıyor mahkemeler, bakın. Yani bir kadının şiddet gördüğüne ilişkin bir doktor raporu sunmasına dahi gerek yok. Fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetle ilgili bir iddiası varsa ilk seferinde mahkemeler delil dahi aramadan bu kararları veriyor. İki, ama bu kadınlar başvurmuş anladığım kadarıyla çoğunluğu. Evet, işte orada da niçin uygulanamıyor? Bu polis meselesi, biraz önce söyledim. Aile bürolar, özel büroların kurulması lazım. Poliste de valilik kolluk teşkilatının hayata geçirilmesi lazım. Anladım. Bunu denetleyecek, kontrol altına alacak temel birim emniyet çünkü. Yani koruma kararı dediğin şey emniyete tebliğ ediliyor. Hepsinin emniyete başına deniliyor da bir polis veremeyeceğinize göre de o da zor yani. İşte ayrı bir büro kuracaksınız. Tabii ki kuracaksınız emniyet içerisinde. Nasıl kaçakçılık, organize suçlarla mücadele, istihbarat şube müdürlükleri varsa, nasıl asayişle ilgili ayrı bir birim varsa, bu konuda da bir aile büro şeklinde örgütlenme modelini hayata geçirmek lazım emniyet teşkilatında da. Aksi halde bu koruma kararlarının denetimini, kontrolünü sağlayacak birim ne yazık ki emniyet yetersiz kalmış oluyor. Münhasıran bu alanda çalışacak, kendisine başka bir görev verilmeyecek. Hı hı. Türkiye'de kadınlar niçin hak arama özgürlüğünü kullanmıyor? 24 saat içinde aile mahkemesi dedik. Savcılığa mutlaka gidecekler, polise başvuracaklar ve eşinden şiddet gören bir kadın şikayetçi olmasa bile polisin reysen soruşturma, savcılığın reysen soruşturma yapması lazım. Çünkü bu suç şikayete bağlı değil, şikayetten bağımsız. Hı. Yani Türkiye'de eşinize karşı eğer basit tıbbi müdahaleyle giderebilecek bir yaralamada dahi bulunuyorsanız şikayet şartı aranmaksızın reysen soruşturma yapılmalı. Bu da çoğu zaman şöyle uygulanıyor. Polis eve gidiyor. Ya taraflar birbirinden şikayetçi değil, aile ve toplumsal barış da sağlandı deyip hiç soruşturma konuyla ilgili başlatılmıyor. Hayır. Reysen başlatılmalı. Bu konuda da uygulayıcılara ve kolluğa da eğitim vermek lazım. Kadın nasıl olsa bir sonuç alamam.
bir giderim elde edemem diye başvurmuyor, hak arama özgünlüğü kullanmıyor. Ekonomik olarak bunu kaldıramam diyor. Halbuki biraz önce anlattım, tedbir kararları da, savcılık şikayeti de, emniyete müracaatta da harç ve masraf ödemiyorsunuz. Hı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın şiddeti önleme ve izleme merkezleri var. Bunlara mutlaka başvurulması gerek. Bunlarla ilgili ekonomik, psikolojik, barınma yardımı dahi birçok yardım sağlanıyor mağdur kadınlara. Yine psikolojik baskı ve sindirme söz konusu olduğu için başvurmuyor. Diyelim ki ekonomik gücü var ve sinecek bir yapıda da değil. Bu kere niye başvurmuyor biliyor musunuz kadınlar? Toplumdaki bu güçlü kadın imajına halel gelmesin diye. Yani işte evde eşinden şiddet görüyor, iş yerinde 3000 tane çalışanı nasıl yönetecek? Böyle bir sosyolojik ve toplumsal baskı da var. Yani ekonomik imkanları var, psikolojik olarak bir sıkıntısı yok, sindirilmemiş, hak arama özgünlüğü kullanacak, oradan bir giderim bekliyor. Fakat bu kere de son kertede diyor ki ya, ben şiddet gören bir kadın imajıyla ortaya çıkmayayım. Bunu sanatçılar da söylüyor, iş kadınları da söylüyor. Bize gelen birçok vakada da bunu görüyoruz. Yani toplumsal baskı da burada belirleyici. Nasıl çözeriz? Anlattık. Adli önlemlerden bahsettik. Eğitim meselesinden herkese bahsettik. Ve her şeyden önemlisi, birlikte yeknesak emsal mahiyette bütün bileşenlerle yapılacak mücadele. Şüphesiz ki basının dili, sosyal medyadaki fikri takip süreçleri ve farkındalık yaratmaya dair ortaya konulan bu reaksiyonlar son derece önemli ve kıymetli. Bir izleyicimiz bir soru sormuş, onu da sorayım, öyle bitirelim. Mimar bir kadın, boşanmak istiyor, gerekçesi şiddet, çünkü artan şiddet nedeniyle dayanılmaz bir noktaya gelmiş. Hakim bir daha deneyin demiş. Bunun neresini deneyeceğiz? Öyle bir şey olmaz ki. Evlilik birliği temelden sarsılmış, ortak hayat çekilmez yeni, hale gelmişse. Yeni yaşadım ben bunu, karar cuma günü bana bildirildi diyor. Yani şöyle, bizde bir defa aile mahkemelerinin bir daha deneyin deme gibi bir görevi yok, görev tanımı yok. Şuna bakacaklar: evlilik birliği temelden sarsıldı mı, ortak hayat çekilmez hale geldi mi? Bir kadın şiddete raporları var zaten, maruz kalmışsa artık demek ki evlilik birliği temelden sarsılmıştır, ortak hayatta çekilmez hale gelmiştir. Yani burada belki de toplum baskısı olarak da söylemek lazım. Hadi şu evliliği kurtar diye bir baskı olmaması lazım. Ya evlilik ama kurtarılır mı, kurtarılmaz mı, bırakın kadın evlilik, karar versin. Yani evlilik kurtarılıp kurtarılmayacağı yani, tarafların karar vereceği bir husus. Barıştıralım çabası, birincisi, aynen. Evet, bu birincisi, yani barıştıralım, evlilik kurumunu ayakta tutalım meselesi bu tür şiddet vakalarında çok hayata geçirilebilecek bir mesele değil. Yani zaten taraflardan biri eşine şiddet uygulamayı göze almışsa o evlilikten bir hayır gelmeyeceği açık. Yani artık ortak hayat çekilmez hale gelmiş. Tarafların birlikte yaşama iradesi ve kültürü yok olmuş. Evlilik birliği temelden sarsılmış. Bu da bizde bir boşanma sebebidir, genel boşanma sebebidir. Dolayısıyla buna rağmen, yani şiddeti çünkü bir defa uygulayan tarafların sonrasında da uygulamaya devam edeceği çok açık, tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar. Bizdeki hukuki ve bilimsel veriler daha keza öyle. Yani bir defa uyguladıktan sonra sonrası geliyor. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne aldığımızda şiddet mağduru bir kadına ya bu evliliği ayakta tutalım diyerek boşanma davasını reddetmek kanaatimce hukuken de fiilen de kabul edilemez bir tavırdır. Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında olayı tüm boyutlarıyla, sebebi, süreci, ama şu sözünüz bana ilginç geldi. Onu da bir daha altını çizeyim. Eğer kamera kayıtları olmasaydı, bu kadar tepki olmasaydı, doktor raporu da sağlık durumu iyi, hayati tehlikesi yok dediği için basit yaralama olarak geçecekti. Ve bu kadın bir daha bu süreci yaşama riskiyle karşı karşıya kalacaktı, geçmişte yaşadığı gibi. Dolayısıyla evet, bunun önlenmesi. Doğru. Bazen görüntü çok daha esasa müessir ve etkileyici oluyor. Türkiye'de biz buna vakıf olduk, hunharca, vahşice, canice bu eyleme, ama bunun belki de yüzlercesi var. Ama sosyal medyaya yansımadı, kamerayla kayıt altına alınmadı, bir fikri takip ve farkındalık süreci yaşanmadı. Yani böyle bir olay bir başsavcılık makamının önüne gittiğinde, raporda hele yaşamını tehlikeye sokan bir durum yok, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir bir yaralamadır dediğinde şöyle bir bakış açısı egemen oluyor. Ya işte taraflar arasında çok esasa müessir olmayan bir itiş kakıştan ibaret, husule gelen bir yaralama. Çünkü onun o tıbbi, terminolojik ve teknik boyutunu başsavcılık makamı bilemiyor. Teknik ve uzmanlık gerektiren bir husus. Halbuki şu görüntüleri izlediğimizde vahşetin boyutunu görüyoruz. Yerdeyken eski eşini tekmeleyen, çocuğunun yarınlarını, umutlarını, geleceğini görmezden gelen, zihinsel, fiziksel, ahlaki gelişimini halel getirecek şekilde onlarca defa yerdeyken tekmeleyen patolojik, sorunlu bir profille karşı karşıyayız. Dolayısıyla
Yani bana dokunmayan yılan yaşasıncılık, yapanın yanına kar kalıyor mantığı ve anlayışı doğru değil. Belki de burada da kamera kaydı olmazsa ve bu konuda sosyal medyada bir reaksiyon olmazsa belki bu da alelade basit bir müdahaleyle gidilebilir bir yaralama gibi algılanacak. Hepimizin kamu vicdanını ve hepimizin vicdanını rahatsız edecek, yaralayacak sonuçlar ortaya çıkacaktı. Biz sonra şunu kadın yapmalıyız. Ölümleri, kadın cinayetine diğer cinayetlerde olduğu gibi o listeye geçecekti, o kayda girecekti işte. Evet, yani ne yazık ki şunu yapmalıyız. Zaman zemin koşullar ne olursa olsun kadına şiddet konusunda yargının da çok duyarlı olması, her olaya eşitlikçi bir yaklaşımla ve perspektifle ele alması ve evleviyetle koruma tedbirlerini uygulaması lazım. Türkiye'de her gün kadınlar ölüyor. Bununla ilgili en çok da aileleri ölüyor. Yarınlar umutları ve geleceği ölüyor. Şüpheli ölümlerin sayısı da çok artıyor Rezan Bey. Evet. Şüpheli görünen ölümler diyorum ona da ben. Nasıl profesyonel kadın katilliği kurumu varsa biraz önceki örnekte olduğu gibi şüpheli görünen ölümler. Aynen. Bu da benim bahsettiğim bu profesyonel kadın katillerin türemesinden sonra ortaya çıkıyor. Çünkü öncesini planlıyor, 20-20 işliyor, cinayeti planlıyor, sonrasını planlıyor, delilleri tahrif ediyor, ortadan kaldırıyor. Yargılamada da cezayı minimize etmeye dönük bir ezberletilmiş, kurgulanmış, aksakallı dedenin eksik olduğu bir savunma ortaya koyuyor. Bir hikaye anlatıyor ne yazık ki ve ne yazık ki. Böyle olunca bunun en önemli bileşeni ve çözümü şu, tarihe not düşmek için tekrardan söylüyorum. Yazılı görsel basın, kitle iletişim araçları, yargı, bu Türkiye'nin temel kanayan yarası olduğu ve siyaset üstü mesele olduğu için siyaset kurumu, aydınlar, emniyet daire birim çalışması, güvenlik ayağı, emniyet ve kolluk, iş dünyası, en çok da erkekler. En çok da erkekler, çünkü adaleti başkası için istersek bu bir tavır ve iradedir. Kendimiz için istersek bir taleptir. Bir arada yeknesak bir şekilde emsel mahiyette toplumun bütün kesimlerinin bu konuda duyarlılık gösterip bir mücadele iradesini ortaya koyması gerekir. Teşekkür ederiz. Yoğun bir gün vakit ayırdınız. Sağolunuz. Çok ben teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Konuklarınıza da, kıymetli konuklarınıza da iyi yayınlar. Çok sağ olun. Kolay gelsin diyorum. Doktor Rezan Hep Özdemir, hukukçu bizimle birlikteydi. Profesör Doktor Mustafa Aydın da aslında sebebi noktasında durdu. Aileden başlıyor. Eğitimle, çevreyle devam ediyor ama biraz zihin değişikliğine de gerek var dedi. O zihin değişikliğini biz bir türlü yapamıyoruz galiba. Gazeteci, Habertürk yazarı Kemal Öztürk de bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. Yoğun bir İstanbul trafiği deyince izleyiciler bize kızıyor. yıllardır biz bunu çekiyoruz. Normalleşmeyle beraber çekmeye başladık yine. Pazartesi biraz daha Pazartesi fazla galiba. Pazartesi biraz kötü oluyor. Evet. Ben de zorlandım. Yani bu 8 Mart'ı ilgili konuşurken önce yaşamalıyız dedik de yaşamıyoruz dedik hocam. Evet maalesef. Sanırım bu görüntüleri izlemeyen kişilerden biriyim. Yani izlemeye dayanamadığım için. İzleyemeyenlerden. Yani tarif edilemeyecek bir hangi birini ızdırap ki arkadaşlarımız içerisinde. 8 Mart kadına şiddet, kadın cinayetleri diye konuşurken yani yaklaşık işte son 3-4 aydır elimizdeki görüntüleri aktardı. Neler yaşadığımızı, kadınların neler yaşadığını o görüntülerle gördük zaten. Yani. Evet. Yani izlenmesi değil. Doğru. İzlenmesi çok zor bir görüntü gerçekten. De yaşadığınızı düşünün. Aslında söylenecek sözlerin tamamını tüketmiş durumdayız ülke olarak. Aynen, doğru. Siyasetçi olarak, doğru. Akademisyen olarak, hukukçu olarak, gazeteci olarak. Daha yeni ne cümle kurulabilir doğrusu bilmiyorum. Yani şiddeti işleyenlere karşı söylenecek sözler de çıkartılacak kanunlar da alınacak önlemler de söylendi. Şiddete maruz kalan kadınlarımız için de benzer şeyler söylendi. Bir türlü başaramıyoruz. İşin gerçeği bu. Yani ülkede sokak ortasında bir kadının dövülmesini engelleyemedik. Bu bir utanç verici bir şey. Çevredekilerin müdahalesi var ama artık o müdahale de biraz sıkıntılı hale geldiği için bence, insanlar korkuyor. Yani bence şöyle bazı zamanlarda işin çok detayına takılıp özünü kaçırabiliyor insanlar. Yani niye müdahale edilmedi, müdahale edildikten sonra ne oldu, ambulans geç mi geldi, şöyle. Yani asıl mesele şöyle bir şey. Yani o noktaya bir gelinceye insan, kadar. Evet, bir insan bir kadını sokağın ortasında çocuğun önünde neden döver? Bunu önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Bu insanlar ne olacak? Yani bu şiddet eğilimli insanlar ne olacak? Bir şeyi daha eklemek istiyorum ben buna.
şiddeti sadece kadına yönelik şiddeti tek başına almadan bütün şiddeti içerisine koyarsak belki biraz daha yol kat edebilir. Çünkü erkeğin erkeğe uyguladığı şiddet de çok yüksek. Erkeğin veya insanın diğer canlılara uyguladıkları şiddet de bir şey var. O zaman aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani biz acaba bütün toplum olarak bir tuhaf şiddet sarmalı içerisine mi girdik? Yani yaşadığımız olaylar, pandemi, krizler, terör, ekonomik sorunlar tamamının Dünya hepsi... Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tabii bizim için geçerli değil. Bizde ilelebet geçmişten bugüne bu sorun hep var da Dünya Sağlık Örgütü bu sorun artabilir dediğiniz gibi. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanmış en büyük psikolojik sıkıntıların ve travmatik durumun yılı evet, bu yıl ve evet, daha da artacak evet, diyor. Yani benim çok dikkatimi çekiyor. Trafikte çok görüyorum, sokakta çok görüyorum. İnsanlar bir şiddet eğilimi içerisindeler. Öfke içerisindeler, tahammülsüzler, doğru, sinirli haldeler. Doğru. Şimdi bunun tamamını içine alan bir konsepti düşünmek sanki daha çözümü, yani çözüm belki daha hızlı daha ulaşabiliriz. Daha da artabilir bu olaylarda. Şimdi... Bunun bir sürü paydaşı var. Yani psikolojik tarafları var, hukuki tarafları var, işte siyasi tarafları var. Ama bunu masaya koyup üstünde gerçekten ciddi bir şekilde düşünmek gerekiyor. Yani pandemiyle mücadelenin bir parçası haline getirmek lazım. İnsanların psikolojik sorunları, şiddet eğilimleri, öfke, sinir, bütün onları bunların hepsini içerisine... Onları da arttıracak bir atmosfer yaratmamak lazım aslında. Yani bakın, inanın gergin, bana... Gergin, iyice gerginleşiyorlar. Erkeğin erkeğe şiddeti çok daha fazla yani. Yani şöyle toplumda söyleyeyim. Toplumda şiddet yaygınlaşması var, çok fazla. Diğer tarafındaki insani değil. Yani güçsüz bir kadını güçlü bir erkeğin dövmesi insani olmadığı için... Çok öfkeliyiz, çok yaralayıcı bir şey. Hı hı. Fakat sokakta, çarşıda, trafikte erkekler arasındaki şiddetin oranı da çok yüksek. Tahammülsüzlük, yani yol vermedin diye silah çekip vurmak ne demek mesela? Yani çok karşılaşıyoruz bununla. En son birbirlerini köprüden atmışlar ya. Bütün bunların hepsini hesaba katmak lazım. Ama kadına şiddet meselesi utanç verici bir durum olduğu için... Mesela bu görüntünün dünyanın neresinde gösterirseniz gösterin, utanç verici bir hali vardı. İlkel. Bunu önleyemiyoruz. Yani bu bizim açımızdan çok ilkelliğe bakın. Ayıp bir durum ama... Bir de utanmadan 5 yaşındaki çocuğu var, alkollüydüm, hatırlamıyorum diyor. Çocuğu, evet. Hani bir kadın, benim çocuğum yok ama yani kendinden geçmiş, alkol almış bir adamın yanında 5'inde çocuğu tutmanız... Yani ne kadar mümkün anne olarak, kadın olarak, insan olarak... Yani kadına bunu yapan, yani çocuk da riskli değil mi orada? Çocuğu da korumalısınız yani. Yani o şiddeti uygulayan bir adamın çocuğu da tabii bence risk altında. Risk altında. Yani o açık ve net. Öyle kolay bir şey değil yani. Bir de 25 yaşında kadın, 27 yaşında adam. 5 yaşında çocuk, 20 yaş öncesinde evlenilmiş. Evet. Yani çok temelden başlayan bir... Küçük yaşta evlilikler çok fazla. Bir master plana ihtiyacımız var benim kanaatim. Yani kanun düzenlemeyle, kolluk kuvvetlerinin ayarlanmasıyla, sayılarının arttırılmasıyla bu sorunu çözeceğimiz kanaatinde değilim. Küçük yaştan itibaren şiddet meselesini çocuklarımıza, hoşgörü meselesini, sabır meselesini, her şey kadının görevi meselesini... değildir. Kadın erkek birlikte görev üstlenmelidir. Evet. Ailede yerleştirmemiz evet, lazım. Ailede başlamamız aman lazım canım, bunu yani. Aman oğlum, böyle oluyor işte. Öyle. Öfkenizi anlıyorum ama yani olay böyle de bakmamak lazım. Aman yani, oğlum canım oğlum. Bu babalara bu da görev düşüyor. Toplumsal bir sorun yani. Evet. Sadece erkeği ilgilendiren bir şey değil. Aileyi ilgilendiren bir konu. Aile içerisinde bitmiyor. İlkokuldan başlayarak bir eğitim süreci var. Bence zor bir durum. Yani zor. Öyle kolay bir durum değil. Peki. Şöyle bir durum var. Eğer yaşarsak durumumuz ne? Hocam ona da çok kısa bir yorum yapalım. Sonra da biraz pandemiyle mücadelemize girelim. Sonra da siyasete girelim istiyorum. Sizin araştırmalarınıza da yansımıştır. Ben tekrar etmeyeyim. En son Tİİ'nin araştırması vardı. Kadın istihdamı erkeklerin yarısı bile değil. Öyle söyleyeyim. Yüksekokul zorunlu eğitimde biraz daha yukarıya çıkmışız. Yani bir eğitimi bitiren kadın oranında.
onu 80'in üzerine çıkmış. Herhalde zorunluluktan yasa gereği. Yüksekokul, yani üniversite eğitimi olarak bakıldığında %18,5'larda kalmışız. Kadınların çoğu kayıt dışı çalışıyor. Dünyada da Oxfam'ın raporu var, görmüşsünüzdür. Dünyada ücretlendirilemeyen, yani kadınların ücreti yok sayılan büyüklük $10 trilyon. Yani teknoloji endüstrisinin 3 katı kadar. Kayıt dışıyız. Daha çok işte bu mesela pandeminin en çok etkilediği alanlarda çalışıyoruz. Ev işlerini yapan %80'den fazla kadınlar. Dolayısıyla durumumuz bu. Şimdi kadın erkek eşitliği için de 200 yıl gerekiyormuş hocam. Eşit işe eşit ücret için herhalde biz, bizim çocuklar falan görmez onu uzun bir süre gerekiyor. Durum bu, evet. Yani. Şimdi aslında ikiye ayırıp meseleyi incelememizde fayda var. Daha önce söylediğim gibi bunun bir boyutu senin çok güzel kullandığın önce yaşamalıyız, önce yaşatmalıyız boyutu. Dolayısıyla kadına şiddet, çocuğa şiddet, insana şiddet, bütün bunlar hani Türkiye'nin gücü gücüne yetenin ülkesi olmaması gerekiyor. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Bugün kadınlar günü olduğu için onu daha öne çıkartarak konuşuyoruz elbette. Ama hiçbirimiz bu duyarsızlığı, bu umarsızlığı hak etmiyoruz. Bir kere daha söyleyeyim, Türkiye gücü gücüne yetenin ülkesi olmamalıdır. Herkesin hakkını, hukukunu, hayatını, yaşamını korumamız lazım. İkincisi, kadına şiddet biraz önce de söylendi, vurgulandı. Hiç kabul edilebilecek bahanesi, gerekçesi, açıklaması olmayacak bir şey. Aynı şekilde çocuğa şiddet gerekçesi, bahanesi, açıklaması olmayacak bir şey. Dolayısıyla bunlar meselenin bir boyutu ve o konudaki bütün tepkimizi sadece bir gün değil belki bütün yıla yayacak şekilde ortaya koyabilirsek ne güzel. Bunun altındaki pek çok sorunu ayrı ayrı konuşmamız gerektiğini hepimiz kabul ediyoruz. Hukuk konuştuk, eğitim, kültür, toplumsal bir sorun olduğunu bunu söyledik. Zihniyetin, duruşun değişmesi gerekiyor. Geleneklerin, göreneklerin zaman zaman yer yer ülkenin belli bölgelerinde özellikle değişmesi gerekiyor. Bu meselenin bir boyutu. İkinci boyutu biraz önce senin söylediğin istihdam, eğitim, iş meselesi. Sadece eğitimde geri kalmıyor kadınlar. Eğittik, işe soktuk. Bu sefer işte yükselmekte bu cam tavan denilen cam tavan konseptiyle açıklanan iş yerlerinde üst kadrolara gelememe meselesi var. Dolayısıyla sorun çok katmanlı bir mesele. Ama Türkiye gibi bir ülkede toplumun yarısını göz ardı ederek, toplumun yarısını iş dünyasının bir parçası kılmadan ya da toplumun yarısını iş dünyasında sizin söylediğiniz gibi kaçak çalıştırarak veya yükselmesine engel olarak ya da karar verici noktalara getirmeyerek, getirseniz evet, de söz hakkı mümkün, vermeyerek. Mümkün evet, değil. Yani ben bilirim, ben yaparım. Geçerli. Bu tabii bütün ülkeler için geçerli ama biz kendi ülkemiz için konuşuyoruz. Biz kendi ülkemizin ilerlemesini, kalkınmasını, öne geçmesini istiyoruz. O nedenle Türkiye için diyorum, yoksa bütün ülkeler için geçerli. Halkının yarısını göz ardı eden bir ülke, devlet ya da onu desteklemeyen bir devlet olamaz. Türkiye'de böyle bir ülke değil. Dolayısıyla tek kanatlı bunları uçamazsınız, düşersiniz deniyor ya, doğru. İşte yani, evet, çok güzel metaforlar bulmakta üstümüze yok hakikaten ama bence esas mesele bu metaforları tek kanadı hayatta güçlendirmek de üstümüze de yok. Uçarız biz. Yani bazen şaşkınlık içerisinde izliyoruz. Şimdi sosyal medyaya da bakıyoruz. Hani sabah kalkınca ne oluyor Türkiye'de falan, dünyada diye bakıyorum. Bazı gördüğümüz, tanıdığımız, işte medyadan takip ettiğimiz, nasıl bir insan olduğunu, nasıl hayatını yaşadığını gördüğümüz insanlar var. Bir konu gündeme geliyor. İşte bugün 8 Mart olduğu için kadın gündeme geliyor. Başka gün hayvan hakları olabilir. Ben de sinir oluyorum. Hayatında bunları ciddiye almayan ve uygulamayan insanları görüyoruz. Böyle özel günlerde bir bakıyorsunuz, inanılmaz metaforlar, inciler böyle olmuyor. Biz bunu hayatımızın bir parçası, yani kendimizin, kişiliğimizin bir parçası haline getirirsek ve onunla örnek olursak artık sonuç alabiliriz. Yoksa güzel sözlerle bu iş yere varmıyor. Şiirler paylaşılıyor, resimler paylaşılıyor, hepsi çok güzel ama hayatın gerçeklerini de değiştiremiyoruz. Değiştirmek için önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Bunu unutmayalım. Toplumu değiştirmek için
dünyayı değiştirmek için önce kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çok kendimize doğru. Dönüp bakalım. Biz günlük hayatımızda şiddet uyguluyor muyuz? Günlük hayatımızda başka canlılara kötü davranıyor muyuz? Günlük hayatımızda kadınlara, çocuklara nasıl davranıyoruz? İş dünyasındaysak, kendimiz işveren durumundaysak, çalıştırdığımız kişilere, yanımızda çalıştırdıklarımıza ya da birlikte çalıştırdıklarımıza nasıl davranıyoruz? Nasıl davranıyoruz? Buna bakalım. Bunu düzeltelim. Hani bugün benim de mesajım bu olsun. Peki. Burada istihdam, eğitim, bu konuda bir şey söyleyecekseniz alayım yoksa pandemiye geçeyim. Pandemiye geçebiliriz. Geçebiliriz. Kız arıyoruz orada da. Mavi biraz daha uzak ve zor mu görünüyor diye sorayım. Şimdi illere göre vaka sayıları açıklanıyor ya her hafta. Sürekli de güncelleniyor ve önlemler de buna göre gevşetilecek ya da arttırılacak deniyor. Ben cumartesi günü İstanbul'u çok merak ediyordum. Restoranları, kafeleri de özlemiştik. Beklediğim gibi de oldu. Doldu taştı caddeler ki hava çok da iyi değildi, yağmurluydu ona rağmen. Kahvaltıyı da özlemişiz, öğle yemeğini de özlemişiz. Sokakları, bahçeleri, parkları da özlemişiz. Hepimiz dışarıdaydık hemen hemen. İçeride olan kaç kişi var bilmiyorum. Şimdi illere göre Karadeniz yine en kırmızı, Samsun. Karadeniz yine ilk sıralarda. Yüksek, çok yüksek riskli illerde. İstanbul turuncuydu ama hızla kırmızıya dönmüşüz. Vaka sayıları önce 100.000'de 85'ti, sonra 110.000'in üzerine çıktı 100.000'de. Ve çok yüksek riskli illere doğru, o sıralamaya doğru gidiyoruz. Şimdi ilçe bazlı önlemler de alınabilir deniliyor. Mesela İstanbul'un bir ilçesinde vaka sayısı çok yoğun. O ilçe o gün mesela hafta sonu sokak kısıtlaması, işte farklı uygulamalarla önlemlerin alınması da gündeme gelebilir deniliyor. Şimdi biz ilk hafta olarak normalleşme, kademeli normalleşmenin başladığı ilk hafta olarak durum ne? Artık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son artık evlere dönsek mi diye tweet attı cumartesi günü. Dönemedik ama yani 9'a kadar. Ne gözlemlediniz? Böyle vaka sayılarındaki artış, mutasyonlu virüs tartışması, aşının durumu, hızla da aşı uygulaması yapılması gerekiyor ki toplumsal bağışıklığı hedefliyoruz. Dolayısıyla ne söylersiniz bu haritada bize? Hatırlarsanız illere göre kısıtlama yapılması fikrini çok destekliyorum. Evet. Daha adil olduğu kanaatindeyim. Şimdi Hakkari mavi ve orada hiçbir kısıt yok. Normal, yani birçok normalleşme adımlarını atmış oldular. Hatta bazı illerde normalleşme iyi ya, vaka sayılarında düşüş bile var. Mesela Uşak'ta. Ya yani vaka sayısı zaten düşük değil, düşmeye devam etmiş. Enteresan, yani hiç evet enteresan. O açıdan bu yeni uygulama şuna modelini çok ya. Şey yapıyorum. Hem yararlı buluyorum hem destekliyorum. Ama ilçelere göre bir kısıt uygulama imkanını çok imkansız görüyorum şahsen. Çünkü birçok ilde, büyük şehirde ilçeler birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Yani aynı mahalle neredeyse beraberler. O yüzden oradaki bir eve kısıt uygularken, sokağa çıkma uygularken yandaki eve uygulamak o biraz mümkün olmayabilir. Belki çok büyük ilçelerde, yani şehirden uzak olan ilçelerde, işte diyelim ki Şile gibi bir yerde, işte Çatalca gibi bir yerde olursa belki uygulama imkanları olabilir ama şimdi yani Aksaray'la Fatih'i nasıl ayıracaksınız veya işte Fatih'le Beyoğlu'nu nasıl ayıracaksınız? Yani ayıramazsınız. Doğru. O çok doğru. Zor. Kolay İlçe, değil. İlçe bazlı olması çok zor. Ama mesela ben Sakarya'daydım. Bizim şehirde büyük bir kampanya başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından. Kırmızı çünkü Sakarya. Kırmızı yani enteresan, Kocaeli ve İstanbul turuncu olmasına rağmen Sakarya kırmızı. Bir kampanya başlatmış mesela Büyükşehir Belediyesi. Bütün billboardlara işte güç ver Sakarya diye bir kampanya yapmış. Bunu mesela çok faydalı buldum. Sonra sosyal medyadan takip ettiğimde gördüm ki kırmızı olan birçok il ve büyük şehir hem valilik hem belediye ortak kampanya başlatmışlar. Hadi işte kırmızıdan maviye dönelim diye. Çok güzel şeyler bunlar. Çok faydası olacağını düşünüyorum. Vatandaşlar da bunun İstanbul'da uygulanması işte çok kolay değil. Ben şöyle görüyorum. Yani biraz algısı artarsa bunun, vatandaş, esnaf, ticaret yapanlar katılır diyorsun. Kırmızıdan dönelim de iş yerimizi açalım, işte kırmızıdan dönelim de hafta sonu sokağa çıkalım, kırmızıdan dönelim de şöyle yapalım diye
bir bilinç oluştur, bir teşvik tarafı var bunun. Ben onu çok pozitif buluyorum. Etkisini de önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bu yeni uygulamaya geçtiğimiz gün vaka sayılarında bir artış olmuştu, hatırlayınız. Yani birden bir artış hızlandı. O yüzden yani yeni uygulamaların sonucunda bunu yaşıyor değildik. Bir artış zaten nedenini bir de bilmiyorum var. Niye arttı. Benim tek hani iyinin kötüsü şey kötünün içinde bir iyi gördüğüm şey ölü sayılarındaki düşüş. Aynen. O düşüklük biraz beni hani teselli edebiliyor ama vaka sayıları tekrar 10 bin üstüne çıktı. 11 binin üstünde. Yani bunu ben ben değil yani Sağlık Bakanımız da sanırım sağlıklı bir şekilde açıklamakta zorlanıyor. Artık evlere gitme vakti yani. Dediğine göre Sağlık Bakanı sürekli uyarı yaptığına göre. Sizden burada bir izin isteyeyim. Kısa bir aramız var. Burada reklam vermek zorundaymışız. Bir verelim arayı, ardından devam edeceğiz. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündemi. Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın'la birlikteyiz. İller bazında her hafta biliyorsunuz koronavirüste seyir. Türkiye haritasında iller renklere bölünüyor. Hangi il ne renkte risk gruplarına göre nasıl bir sınıflama var, kategori var görüyoruz. Üç büyük şehirde yani Ankara, İstanbul, İzmir'de vaka sayılarında artış görülmüş, öyle söyleyebiliriz. İstanbul'da biraz önce söyledim ya 100 binde 111.57 seviyesine çıkmış ki biz 68'lerdeydik. Orada bir artış var. İzmir 53'ten 66'ya çıkmış, Ankara 39'dan 54'e çıkmış. Onlar hala sarı. İşte İzmir riskli ama İstanbul çok yüksek riskli iller şunu grubuna doğru gidiyor. Şimdi kırmızıya döndü diyelim bu hafta. 15 günde yeriz. Herhalde. Kısıtlar hemen geriye mi dönecek? Öyle anladım ben. Bence geriye dönmesi lazım. Yani haritada kırmızıya döndüğünüz anda o hafta valilik. Çünkü Cumhurbaşkanı da duruma göre normalleşme yeniden kısıtlamalar gelebilir ya da gevşetilebilir işte demiştim. İl valiliğin veya hıfzıza kurulunun hemen karar alıp kırmızıya döndüyse yasakları hemen uygulaması lazım ki caydırıcılık etkisi olsun. Yani. Öbür türlü kırmızıya döndü, haritada görünen bir şeye dönüşmüş oluyor. Ne fark etmiyor. O yüzden onu çok yakın takip edip kırmızıya döndüğü anda işte cumartesi mesela İstanbul kırmızıya döndüyse bu hafta cumartesi çıkarmamak lazım. Ama dışarıya. Lokantalar, restoranlar, kafeler açıldı bir daha geri dönüş daha bir haftada. Yani nasıl başka olacak? Başka türlü engelleyemezsiniz. Yani anlamı yok daha doğrusu haritalandırmanın anlamı yok öbür türlü. Tabii haritanın anlamı yok. Haritanın anlamı var mı? Nasıl bir anlamı var diye sorayım hocam. Şimdi şöyle bir kere bu rakamlar 14 gün öncesinden yansıyan rakamlar. Bunu bir kere vurgulayalım. İlk harita ortaya çıktığında o günkü harita değildi. Ondan 10-14 gün öncesini yansıtıyordu. Ve bizdeki şu anda artış trendi, tüm ülke çapı için konuşuyorum, artış trendinin devam ettiğini görüyoruz. O nedenle maalesef ikinci haftada biraz daha fazla renklenmiş, daha koyu kırmızılara dönüş yaşanmış. Burada normalleşme, şu anda içinde yaşadığımız normalleşmede bu haritanın anlamı da oydu. Yetki yerele devrediliyor. Devredildi. Zaten daha önce de pek çok şekilde devredilmişti ama şimdi bir araç daha veriliyor yetkili makamların eline. Bu haritanın üzerinden de izleyerek vatandaş da bunu izleyebilecek. Dolayısıyla Kemal Bey'in söylediği doğru. Burada Cumhurbaşkanlığından ya da Sağlık Bakanlığından doğrudan bir önlem beklemeden yerelde valiler ve sağlık kurulları nezdinde duruma bakarak gerekli önlemler alınabilir. Dolayısıyla kapatılacaksa mekanlar kapatılabilir. Bunu söyleyelim. İkincisi bu kısıtlamalarda şunu görmeye başladık. Şimdi bazı illerde durum daha iyi, bazılarında daha kötü. İşte Kemal Bey örnek verdi Sakarya'dan. Bazı iller kendi önlemlerini ciddiyetle alıyor. Belki bazıları o kadar ciddiyetle almıyor. Bunların çalışıyor olması için seyahat kısıtlaması da lazım. Şimdi İstanbul kıpkırmızı, yanındaki bir il kırmızı değilse, iki il arasında gidiş geliş açıksa zaten yapacak çok fazla bir şey olmaz. O ilde aldığınız önlemler yeterli olmaz. Bekler misiniz sınırların, turizm sezonu da geliyor.
İşte çok zor. Türkiye'de şu ana kadar çok yapılmadı. Zor. Bundan sonra da çok zor gözüküyor ama Doğu Akdeniz'deki bu artan dalganın arkasında bu seyahatlerin de olduğuna dair birkaç neden var. Bir tanesi de seyahatlerden bahsediliyordu. Orada Doğu Karadeniz işte, mi Doğu Akdeniz mi hocam? Doğu Karadeniz pardon Doğu Akdeniz mi dedim. Doğu Barış'ta Karadeniz'de hocam biraz sıkıntılı zaten Antalya'da evet. Tek mavi deniz. Evet Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'de ilçeler arası çok fazla seyahat de öyle oldu. De. Dolayısıyla bunların önlenmediği sürece çok bir çözüm bulamayız. Şu anda iyi haber olarak verebileceğimiz benim gördüğüm kadarıyla ben tabii doktor değilim ama doktorları izliyorum ve dinliyorum. Mutasyonlu virüsün çok hızlı bir şekilde yayıldığı anlaşılıyor. Ve bu mutasyonlu virüsün bir özelliği de diğeri kadar öldürücü değil gibi gözüküyor. Ama yani hasta sayıları, evet hasta sayıları çok hızlı artıyor ama ölüm sayıları o kadar hızlı artmıyor. Çok şükür. Bu iyi bir haber tabii. Hani bu kadar kötü haber arasında iyi bir şey bulduğumuz için mutluyuz ama durum pek iyi gözükmüyor bu tersine trendi çevirmedikçe. Sizin söylediğiniz çok doğru. Hafta sonu İstanbul hani gözlemlerimiz açısından sormuştunuz. İnanılmaz bir kalabalık. Ben bir yarım gün çıktım ama yani herhangi bir mekana da oturmadım açıkçası. Dışarıda açık havada dolaştım ama mekanları gördüm tabii. Öyle yani 1,5 metre aralı masalar falan diye bir şey söz konusu değil. Yani bir sürü açıklamalar var görüyorsunuz yazmışlar %50 az müşteri alıyoruz falan diye ama bunun gerçekle bir alakası olmadığını gözlemlerinizle görebiliyorsunuz. Mekanlar ağzına kadar dolu. Yani bundan önce nasılsa yine ona dönmüşler. Hemen açılma deyince eskiye dönüş yaşanmış. O yüzden maalesef vatandaşın duyarlılığıyla bu işin çözülmesi mümkün değil. Yani hele bu kadar zaman bir pandemi sürecinde altında yaşadıktan sonra ne Türkiye'de ne dünyada bu sadece vatandaş duyarlılığıyla vatandaşa yönelik çağrılarla çözülmesi mümkün değil. Artık bunu kabul etmek zorundayız. Evet ekonomiye büyük yük getiriyor, büyük sıkıntı oluşturuyor ama sert tedbirler almadıkça önünü almanın artışını pek ben mümkün görmüyorum maalesef. Doğru. Yani ben diğer de taraftan şeyi eklemek söyleyeyim. İsterim hocam, affedersiniz. Bu lokal müdahale, lokal yönetim... İlçe bazında, Aksaray'da gibi. İller bazında yani valilik ve belediyelerin, Hıfzı Sağ Müdürlüğü'nün daha aktif bir, ya daha doğrusu proaktif bir mücadele yönetmesi gerekiyor. Hepsinin kulağı Cumhurbaşkanlığında veya Sağlık Bakanlığında. Bence onu geçmeleri lazım artık. Daha fazla inisiyatif kullanmaları lazım. Hem denetlemelerde hem yasaklarda. Şimdi harita kırmızıya döndüyse il yönetiminin hemen müdahil olması gerekiyor. Bir de dediğim gibi vatandaşın bilincini artırmak için illere özel kampanyalar, illere özel çalışmalar yapmakta da çok faydası var. Ama benim gördüğüm çok merkezi bir yönetim biçimi var şu anda hala. Yani Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan. Bunu yerele doğru indirmek gerekir. Yani daha fazla inisiyatif alması lazım valilerin ve kaymakamların. Zaten o yetki de verilmişti. Verilmiş evet onu kullanmıyorlar yani. Bu arada pandemide seyahat, uçuşlar, turizm. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycan'ın açıklamaları varmış. Kısa bir dinleyelim. Hem 2020'nin şöyle bir değerlendirmesini yapmak... Hem de aynı zamanda dünyada neler oldu, biz ne yaptık, nasıl konumlandık, nasıl bitirdik diye bir görmek lazım diye bugün açıklamalarımızı yapmak üzere sizleri davet ettik. Elbette 2021 yılının da bu anlamıyla nasıl başladığını ve nasıl gittiği üzerine de bir şeyleri konuşacağız. Pandemi döneminde bir kere her şeyden önce çok güçlü bir finansal performans sergiledik. Özellikle 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluk, tüm belirsizliklere rağmen bayrak taşıyıcı olarak Türk Hava Yolları'mız operasyonel ve finansal sonuçlarıyla tüm rakiplerinden olumlu ayrışmayı başarmıştır. Dünyadaki tüm rekabet ettiği şirketlerden daha iyi performe etmeyi başarmıştır. Bu başarıda özellikle emeği geçen ben tüm çalışanlarımızı, tüm yöneticilerimizi, genel müdürümüzden
en alttaki çalışanlarımıza, pilotlarımızdan kabin memurlarımıza, mühendislerimizden teknisyenlerimizden yer hizmetleri çalışanlarımıza kadar tüm çalışanlarımızı, tüm emeği geçenleri, yine özellikle bu başarıda bizi her zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Yanı sıra tüm bakanlıklarımıza, Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımızı asla unutmadan onlara da teşekkürlerimizi sunuyorum. Turizm Bakanlığından Ulaştırma Bakanlığımıza, Ticaret Bakanlığımızdan Dışişleri, İçişleri Bakanlığımıza kadar ve bunların tüm kurumlarına kadar bize destek olanları, iş ortaklarımızı asla unutmuyoruz. Elbette iş ortaklarımız deyince TAV grubundan, İGA grubundan, TÜPRAŞ'tan, OPET'ten, Kibar Holding'den başlayarak tüm iş ortaklarımıza, tüm burada ayrıca ismini sayamadığım isimsiz kahramanlara, bizimle beraber çalışan tüm iş ortaklarımıza da teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Elbette arkadaşlar, özellikle 2020'nin son çeyreğinde 3. çeyrek performansını da geçerek son çeyrekte 112 milyon dolar da arkadaşlar faaliyet karı elde etmeyi başararak seneyi kapadık. Elbette hatırlarsanız 2020 yılının 3. çeyreğinde 2019 yılının %40'ı seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı %55'e kadar da çıkardık. Ve bu anlamıyla son çeyrekte de 1.8 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi başardık. Öte yandan pandemi döneminde birçok havayolu negatif favkök elde ederken Türk Hava Yolları hem pozitif favkök elde ederek hem de her çeyrekte bunu arttırmayı kademe kademe başararak rakiplerinden daha olumlu ayrışmayı da başarmıştır. Tabii 2020 yılı nakit yönetiminin önem kazandığı ve bu konuda önemli bir teste tabi olduğumuz bir yıl oldu. Bu dönemde 2019 yılının %40'ı seviyesinde kapasite arz edilmesine rağmen operasyonlardan yaklaşık 400 milyon dolar nakit üretme başarısını da elde ettik. Sene başında planlamış olduğumuz yatırımlardan yaklaşık 300 milyon dolarlık bir tasarruf gerçekleştirdik. Yine sene içerisinde temin ettiğimiz ticari kredilerle, ötelenen ödemelerle finansman kaynaklı nakit çıkışlarımız da sınırlı kaldı. Bu zorlu süreçten en çok etkilenen sektörlerin arasındaki hava yolları, elbette en çok desteğe ihtiyaç duyan sektörlerin de başında gelen bir sektörde yer aldı. Ve hava yolları şirketleri, özellikle milli bayrak taşıyıcılar, bütün dünyada kendi devletlerine sığınıp onlardan özellikle nakit destekler aldılar. Bununla yetinmeyip nakit destekler almalarına rağmen çalışanlarını da büyük oranda işten çıkartma faaliyetine gittiler. Tabii rakip hava yollarına baktığımız zaman yaklaşık 2 milyar dolardan 20 milyar dolara kadar çıkan yardımları aldıklarını gördük. Tüm dünyada havayolu şirketlerine, network taşıyıcısı, milli bayrak taşıyıcı şirketlere verilen yardımlar 191 milyar doları aşmıştır. Ve buna rağmen yine çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldıklarını da biz de üzüntüyle izledik. Ortaklığımız kısa çalışma ödeneği ve bir takım ötelemeler dışında devletimizden nakit destek almamıştır arkadaşlar. Nakit destek almadan hem de yılı kapatarak hem de çalışanlarımızı işten çıkartmayarak da dünyadaki diğer şirketlerden farklı bir duruş sergiledik. Bu anlamıyla da Türk Hava Yolları'nın sergilemiş olduğu başarılı performansın altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Pandemi sürecinde dünyada da tabii havacılık sektörü ciddi etkiler aldı. Seyahatler durdu. Hatta Almanya sınırları hala açmamakta direniyor. Tüm dünya da ona baskı yapıyor. Böyle bir durumdayız. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da bir yılı değerlendiriyor. Konuşmasından bir bölümü getirdik ekranlara. Şimdi bu programın bu bölümünü, bu saat dilimini tamamlayacağız. Çok kısa bir ara sonrası devam edeceğiz.
Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın'la birlikteyiz. Şimdi önümüzdeki günlerde acaba iller turuncudan kırmızıya, işte maviden sarıya, oradan turuncuya döner mi? Ya da herkes mavi olmak için mücadele eder mi? Durumumuz ne olur? Aşı konusunda işte Pfizer, BioNTech aşısı 800 bin doz bu ay gelmesi bekleniyordu. Toplamda 4,5 milyon doz. Onlar ne zaman gelecek? Aşılar hızlanacak mı? Yerli aşı yaz için söyleniyordu. Mayıs sonuna kadar 52,5 milyon kişi, 105 milyon doz aşı açıklaması vardı. Biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor mu gibi konuları da konuştuk. Şimdi birkaç haberle böyle siyasete doğru giriş yapalım istiyorum. Pfizer CEO'su İsrail'le temaslarda bulunmak için gitmek istemiş. Fakat aşının ikinci dozunu yaptırmamış, 59 yaşında. İlk doz için de sıra almayacağım, hakkımı bekleyeceğim demişti. İlk dozu oldu burada. Sonra bu İsrail'de aşı çok hızlı yapıldı. İşte ilk İsrail'de uygulanmaya başlandı. Önce bir ilk anlaşma onlar yaptı falan. İncelemeye gidelim. Hani belki ortak aşı üretiriz, fabrika yeri falan konuşmaya gidelim demişti. Demiş İsrail ikinci dozu olmadı ve üzerinden süre geçmediği için almamış. Yani hem heyette de ikinci dozu olmuşlar varmış ama üzerinden birkaç zaman geçmesi gerekiyor ya, en az bir 10 gün. O da geçmediği için İsrail'e sokmamışlar. Şimdi bahara ertelenmiş temas. Dolayısıyla aşı pasaportu, aşı olmayan giremez, şu aşı olan girebilir tartışmasının yaşanacağı günlerde miyiz? Almanya'ya da tüm ülkeler çağrı yapıyor. Bu kadar sınır güvenliği iyi değil, biraz açalım diye. Ben haberi biraz kurgu şüphesiyle bakıyorum işin doğrusu. Öyle mi? Yani bakın İsrail, ne kadar şeyiz. Evet ya. Yani İsrail aşılama konusunda çok başarılı da. Hani bir aşı firmasının CEO'sunu bile ikinci aşı olmadı o yüzden almıyoruz diye bu kadar hassasiyet göstermesinin sebebi birazcık PR çalışmasına benziyor. Ama yine de aşılamadaki başarısını bir kenara koyamayız. Yani bütün dünyada çok başarılı bir aşılama yaptı. Bu gerçeği de kabul etmek lazım. Hani nüfus oranına göre nüfusları biraz düşük olmasına rağmen oranlama olarak da hızlı bir şekilde çalıştılar. Türkiye'nin de aşılama sistemi, altyapısı çok başarılı ama elimizde maalesef aşı olmadığı için bir sıkıntı yaşıyoruz. Daha önceden bu aşıları stoklamak ve ona göre de planlama yapmak icap ederdi. Elimizdeki imkanlara bakarsak sistemimizin başarısı daha çok ön plana çıkıyor. Mesela benim ailemdeki yaşlıların evlerine gelerek aşılama yaptılar, telefonla arıyorlar. Bu konuda çok iyi bir durumdayız ama görünen o ki aşılama, toplumda aşılama tamamlanmadan bizim kırmızı renklerimizi turuncuya, turuncuları da maviye değil dönüştürmemiz mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Yani bunun da Mayıs ayı sonunda devletin planladığı gibi aşılar biterse, aşılama biterse Mayıs ayından Haziran ayı sonunda Temmuz başında ülkede biraz daha fazla mavinin hakim olduğu bir atmosfer göreceğiz. O da yaz sezonunun, tatil sezonunun, turizm sezonunun başlaması dönemine denk geliyor ki bu da bizim için bir avantaj. En azından insanlar sokağa çıkacaklar. Hava güzel diye dışarı çıkacaklar, tatil bölgelerine, köylerine gidecekler. Aşılamayı da bu dönemde tamamlamış olursak yaygınlaşmasını engellemiş oluruz. Yani benim kanaatim biz Temmuz ayında daha fazla mavi bayraklı şehirler göreceğiz. Öyle gözüküyor. Onun öncesinde şunu kabul etmek lazım. Yani vatandaşın inisiyatifine bırakılmış bir önleme yapamıyoruz. Yani gerçekten iyi kampanya yaptı Türk Sağlık Bakanlığı. Medyanın duyarlılığı çok yüksek. Hani mesafe, maske, hijyen konularında. Ama olmuyor. Yani bu sadece bizde de değil. İtalya'da da böyle, İspanya'da da böyle, İngiltere'de de böyle. İnsanları, bu kadar büyük kitleleri demek ki bir yere kapatamıyoruz. Bu kadar kısıta getiremiyoruz, yönleyemiyoruz. Bu halk sağlığı açısından da önemli veriler bunlar. Yani böyle bir salgında demek ki insanları bu şekilde salgını önleyecek bir disipline sokamıyoruz.
Bu Türkiye ile ilgili bir şey de değil. Genel bir durum. Bu yüzden aşının haricinde bir çözüm olduğu kanaatinde değilim ben. Peki. Başka türlü çözemeyeceğiz biz bu sorunu. Doğru. Boris Johnson da İngiltere Başbakanı da obeziteyle mücadelesini anlatıyor. Nasıl 100 kilonun üzerinden kilo verdiğini. En sağlıklı yemek kebapmış, onu söylüyor. Bu arada Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıklama yapıyor. Dinleyelim. Kadın milletvekillerimizle, kadın personelimizin katılımıyla bir kahvaltı yaptık. Tabii bugün özellikle milletvekillerimiz bakımından yoğun bir gün. Birçok programları var. Onlara katılmaları gerekiyor. Bu sebeple ben Ankara'da bulunanları katılımına olacağını tahmin etmiştim. Güzel bir toplantı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8 Mart münasebetiyle bu tür toplantıların yapılması, her yıl tekrarlanması gerekir diye düşünüyorum. Tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlarla ilgili sorunların, başta kadına karşı şiddet olmak üzere daha bir dikkatle, daha yoğun olarak konuşulduğu bir gün olmalı. Maalesef dün yaşanan, insanlıktan nasibi olmayan bir şahsın eski eşine, çocuğunun gözü önünde uygulamış olduğu darp diye ifade edilen muamele milletçe hepimizi üzdü. Bu konuda hukuken gerekenler elbette yapılacaktır. Ancak benzer olayların bir daha meydana gelmemesi için başta hukuk alanında, kültürel anlamda, ayrıca toplumsal duyarlılık anlamında yapılacak birçok şey de olduğunu da dünkü olay bize gösterdi. Bunu günlük siyasetin getirisi götürüsü çerçevesinde olmamak üzere hep beraber 83 milyon birlikte bu konularda çözüm odaklı, sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yaklaşımla hareket etmemiz gerekir. Ben bu bakımdan tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bütün kadınlarımız için, dünya kadınları için kutluyorum. Efendim, mecliste fezlekeler var. Evet. Devam ediyor. Tam komisyonda gözümüz ama. Hem bu sürece ilişkin bir değerlendirme yapıp bir de Şimdi önce sonuncusundan başlayalım. Ömer Faruk Gergerlioğlu dosyası kesin hüküm henüz meclise ulaşmadı. Bunun ulaşması için mahkemeden Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı üzerinden meclise usulüne uygun olarak gelmesi gerekiyor. Ondan sonra bir değerlendirme yapılacaktır. Karma komisyondaki fezlekelerle ilgili de şunu söyleyeyim. Tabii fezlekeler yeni gitmedi karma komisyona. Uzun zamandır karma komisyonda fezlekeler var. Her dönem olmuştur. Bu dönem biraz hem sayıca fazla hem de içerdikleri suç ithamları bakımından, kategoriler bakımından da aslında biraz üzüntü verici bir tablo var. Ama bu konuda bir şey yapılıp yapılmayacağı konusunda benim bir karar verme yetkim yok. Bu konuda karar yetkisi karma komisyonda mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır. Teşekkür ederim. Şimdi yeni anayasa konusunda bütün partilerin yeni anayasanın yapılmasına yönelik olarak bir samimi yaklaşımları, irade beyanları olsun diye doğrusu bekliyorum. Bu konuda bir adım atmak için buna gerek var bence. Tabii Türkiye her zaman anayasa tartışmasının içerisinde, malumunuz parlamenter sisteme dönülmelidir diyen bazı siyasi partiler var, görüşler var. Parlamenter sisteme dönmek, yani bir hükümet sistemi değişikliği ancak bir anayasa değişikliği ile olabilir. Dolayısıyla hükümet sistemi tartışmaları esasen adı konulmasa da bir anayasa tartışmasıdır. Bu anlamda anayasa tartışmasının bir bütünlükçü yaklaşımla yeni anayasa üzerinden yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Yıllarca bu konuda emek sarf eden bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak, bir milletvekili olarak bunu söylüyorum. Malumunuz 2011-2013 arasında 25 aydan fazla bir zaman uzlaşma komisyonu kurulmuştu. O komisyonda görev yaptım ben. AK Parti'yi temsil eden 3 kişiden birisiydim. Çok önemli bir birikim ortaya çıktı orada. Ama Türkiye'nin yeni anayasa arayışı henüz ortadan kalkmadı. Buna bir ihtiyaç var, bu kanaatteyim. Nitekim tartışmalarda bölüm bölüm anayasa üzerinde yürüyen tartışmalarda bu ihtiyacı gösteriyor.
Ben mecliste bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var. Önemli olan kararlılık. Gergerlioğlu kararı ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Daha önce Berberioğlu olayında da yaşandı. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Burada milletvekilliği kesin kararın okunmasıyla düşürülmüştü. Benzer bir durum burada olur mu? Siz Anayasa Mahkemesi sürecini bekleyecek misiniz? Arkadaşlar malumunuz anayasada kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği düşer diyor. Anayasa Mahkemesi süreci hükmün kesinleşmesini engelleyen veya ortadan kaldıran bir durum değil. Bu tartışmaları daha önce de yaşadık. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan bir etkisi kesin hükme yok. Nitekim Anayasa Mahkemesi iki karar verdi. İkinci kararda daha vurgulu bir şekilde yerel mahkemeden kesin hükmün ortadan kaldırılmasını istiyor. Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesi'nde olsa bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Yani yapılması gerekenler listesinde 4 hususta adım atılması gerektiğini yazmış. Birisi de kesin hükmün kaldırılması diyor. Yani demek ki Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi yine o süreç içerisinde, adli yargı içerisinde mahkemelere ait. Dolayısıyla anayasaya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce de uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz daha karar gelmedi. Onunla ilgili olarak değerlendirmeyi daha sonra yapacağız. Şey, benim sorum olacak. Şimdi dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve her gün Türkiye'de onlarca şiddet uygulanıyor. Tam bu dönemlerde İstanbul Sözleşmesi tartışılıyor. Sizin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fikriniz nedir? Daha önce ben fikrimi açıkladım bu konuyla ilgili olarak. Hukuk kurallarıyla ilgili, uluslararası sözleşmelerde dahil, yapılan kanun düzenlemeleri de dahil, bazı olayları bütünüyle ortadan kaldırıcı, engelleyici bir güç, bir imkan içermiyor. Hukuk kuralları doğru uygulandığı takdirde, onunla beraber toplumsal, kültürel desteklerle beraber ancak bir sonuç, etkili bir sonuç ortaya çıkartabiliyor. Benim kanaatim Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde, yani ufak tefek belki bazı birkaç adım daha atılabilir ama büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek bir hukuki zemin oluşturuyor teorik olarak. Fakat bunların gerek uygulanmasıyla ilgili bir hassasiyet, bir titizlik, bir ayrıca bu konuda toplumsal bilinçlenme önemli. Bu bakımdan hani sözleşmeler, kanun hükümleri üzerindeki tartışmaları sonucun düzeltilmesi bakımından çok faydalı bulmuyorum. Esasen bilinçlenme ve mevcut kuralların uygulanması sonuca çok daha etkili. Bu konuda bir kararlılık ve bilinç lazım. Teşekkür ederim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarını getirdik ekranlara. Yavaş yavaş oradan çok fazla canlı yayın ve akış var. Hızla bir toparlamaya çalışalım. Fezlekeler haftası. Mustafa Aydın Hocam, fezlekeler gündeme gelecek. Gergerlioğlu'nun mahkeme kararının mecliste okunup milletvekilinin düşürülmesiyle beraber dokunulmazlık dosyaları da öncelikle terörle iltisaklı dosyaların gelmesi bekleniyor. Tek tek kişiler de komisyonda, karma komisyonda ve meclis genel kurulunda savunma da yapacaklar. Böyle bir süreç önümüzde var. Ne dersiniz? Ne olur? Evet. Maalesef Türk siyasetini bir sürede bu meşgul edecek gibi gözüküyor. Çok sayıda fezleke olduğunu biliyoruz komisyonda. Bunların nasıl bir süreç izleyeceğiyle ilgili şu ana kadar çok da netlik kazanmış bir durum yok. Gerçi Sayın Başkan'ın açıklamalarından peyderpey meclise gelecekleri aşağı yukarı daha açıklığa kavuşmuş gibi gözüküyor. Bunların her birinin tabii bu tür dosyalar tek tek görüşülmesi gerekiyor. Hakkında fezleke olanların tek tek çıkıp konuşmaları ve tek tek oylanmaları gerekiyor. O nedenle belli bir süre siyaseti bunun meşgul edeceğini anlıyoruz. Gergerlioğlu
Hukuk'un fezlekesiyle ilgili ve durumuyla ilgili soruya sorulan soruya verilen cevaptan da anladığımız üzere daha önce gördüğümüz yöntem devam edecek. Yani Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sürecinin bir durdurucu etkisini anlamadığını görüyoruz meclis başkanının. Dolayısıyla onun süreci durdurmayacağını, bu özelde yani Gergerlioğlu özelinde konuştuğumuzda durdurmayacağını. Kesinleşmiş hüküm var şeklinde herhalde değerlendirmesi. Evet, o şekilde bir değerlendirmesi var. Dolayısıyla siyasetimiz sanırım önümüzdeki haftalarda biraz da bunun üzerine yoğunlaşacak. Bu bağlamda muhtemelen aslında yeniden terör konusu, HDP'nin kapatılıp kapatılmaması konusu tekrardan gündeme gelecek diye şimdiden tahmin etmek mümkün. Diğer politik taraftan ayrı konu ama orada tartışılacaktır. Muhtemelen paralel ve ilişkili bir şekilde öyle mi bekliyorsunuz yoksa kişilere dönük sürecin devam etmesini mi ağırlıkta bekliyorsunuz? Şimdi ağırlıklı olarak sizin dediğiniz gibi kişisel süreçlerin devam etmesini bekliyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın da bu yönde bir ağırlığı, bir görüşü olduğuna inanıyorum, görüyorum. Yani yaptığı açıklamalar da bunu gösteriyor bize. Ama bu tartışmaları şu ana kadar sonlandırmadı. İki nedenden dolayı. Bir, Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda ısrarlı. Bilemiyorum, son Cumhurbaşkanı ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesinden sonra bu ısrar ortadan kalktı mı? Onu göreceğiz. Bu haftaki meclis konuşmaları, açıklamaları takip ederek bunu anlayacağız. Ama bu ısrar ortadan kalktıysa bile iktidar bloğunda bu tartışmanın bir şekilde devam etmesinin siyasi avantaj sağladığı değerlendirmesi de yapıldığını tahmin ediyorum. Çünkü ısrarla aylardır bu tartışma gündemde tutuluyor. Bununla Millet İttifakı içerisinde CHP ile İYİ Parti arasını açma çabası var siyaseten. Dolayısıyla bu iki nedenle bu tartışma bu dosyalar nedeniyle bir daha gündeme gelir diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan Meclis Başkanı Sayın Şentop'un açıklamalarında daha doğrusu sorulara verdiği cevaplarda bir de anayasa yapma süreciyle ilgili soru vardı. Ama o da dikkat ederseniz işin teknik yönüne vurgu yaptı. Hani niyet olursa bunu yapmanın yolları var dedi. Evet, malumun ilanı. Ben en baştan söylediğim gibi böyle bir ortak niyet olduğunu görmediğimiz gibi görebileceğimizi de tahmin etmiyorum. Dün AK Parti Ama Grup Başkanı Naci Bostancı da Bostancı'nın açıklamaları da yansıdı haberlere. Orada da anayasayı kimle yapacaksınız? Yani baştan hani konuşulabilecek konular üzerinde yoğunlaşmak daha doğru olur. Anayasayı birlikte yapacağız tüm toplum. Evet. Dolayısıyla baştan karşı çıkmak çok doğru değil şeklinde bir açıklaması vardı. İşte o zaman en başta söylediğimiz konuya tekrar dönüyoruz. Anayasanın bazı maddelerini değiştirmek böyle mümkün olabilir. Bütün siyasi partiler veya çoğunluğu arasında bir anlaşma olabilir. O zaman yine yeni anayasa olmamış olacak hocam. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben biz yine askeri bir anayasayla devam etmiş olacağız hayatımıza. Maalesef 90 küsür kere değiştirildi. Ama anayasa yapma becerimizi, sivil anayasa yapma becerisini bugüne kadar gösteremedik. Ve en son değişiklikler de biliyorsunuz hani %50'lerle geçti. Her zaman söylediğim şeyi bir kere daha vurgulayayım. Sivil anayasa yapmak, hepimize uyan bir anayasa yapmak için anayasa referandumunun da yüksek oranlarla geçmesi gerekiyor ki bu konu dönüp tartışacak bir meseleye dönüşmesin. Maalesef şu anda öyle bir ortam yok. Bir anayasa sıfırdan yapacak bir ortam gözükmüyor. Ama partiler bunu seçim sürecinin bir parçası haline getirirler, konuşurlar ve halktan bu yönde bir destek alırlarsa seçimden sonra düşünülebilir. Şu andaki siyasi yapıda benim görebildiğim en çok yapılacak şey birkaç madde üzerinde anlaşıp referanduma gitmek. Aksi halde yine zaten Cumhurbaşkanı da çalışmamızı toplumun önüne koyarız demişti değil mi? Elbette. Herhalde zaten bu sürece doğru bir evrilme yaşanabilir. Evet, muhtemelen muhalefet de zaten bir çalışma yapıyordu. İktidar partileri de bir çalışma yapacaklar, yapıyorlar. Sanırım seçime doğru bunlar tekrardan gündeme gelip vatandaşın önüne koyulacak gibi hissediyorum bugünden. Peki.
Önümüzdeki gündem fezlekeler olacak herhalde. Tek tek incelenecek, karar verilecek böyle bir süreç mi olacak? Yani burada ayrıştırıcı konunun Kobani dosyası olduğunu düşünüyorum. Terör yani biraz o daha. Teröre aktif destek verme hani söylem şeklinden biraz daha ileriye götürüp, çünkü orada 53 insanımızı kaybettik. Kobani dosyası biraz daha hızlı, belki biraz daha fazla dikkat çekici bir şekilde genel kurula gelecektir. Diğer milletvekillerinin haklarında fezleke olan diğer milletvekillerinin meselesinden bu biraz daha ayrı. İkiye bölüyorum konuyu. Bir tanesi muhalefetin bu konudaki tutumu siyasette çok etkili olacak. Yani İYİ Parti Genel Başkanı tek tek dosyalara bakacağız önünde arkasında, evet, ne var dedi. Evet, mesela bence İYİ Parti çok zor durumda. Kendi içerisinde de tartışıyor konuyu. Hayır diyecek CHP. Hayır dediklerinde karşılarına çıkacak zorluklar var. Evet dediklerinde karşılarına çıkacak zorluklar var. Muhalefet bu konuda daha zor durumda. İktidar partileri daha rahatlar, kararlılar. Bu konuda Cumhurbaşkanı eller kalkacak, inecek ve bu iş olacak diye Kobani dosyasını da özellikle kastederek ifade etti. Ama muhalefet bu konuda çok sıkışacak, çok zorlanacak. İYİ Parti zaten HDP meselesinden dolayı sürekli iktidar partilerinin yaylım ateşi altındaydı. Şimdi bu kararda eğer fezlekelerden bir tanesini, yani HDP'li fezlekelerden bir tanesini hayır dediği takdirde, işte görüyorsunuz HDP'yi akladı şeklinde bir eleştiriye maruz kalacaktır ve sıkıştıracaktır. Benim kanaatim HDP meselesi seçime kadar Türkiye'nin gündeminden düşmeyecek bir konu. İkinci konumuz da anayasa meselesi olacaktır. İktidar bence bu konuda iyi bir dalga yakaladığını düşünüyor her iki konuda da. Hı hı. Yani hem gündemi domine etme, gündemde tartışılacak konuları belirleme, hem de bunun üzerinden muhalefeti sıkıştırma konusunda iki dalga da çok yararlı şu anda iktidar için. Anayasa konusunda uzlaşmaya gitmeyecek muhalefeti askeri darbelerle... Evet, Naci Bostancı da onu dedi. Peki darbe anayasasıyla devam etmek, evet, mi istiyorsunuz? Evet, bu cümleyi dedi. Çok sık duyacağız. Darbe anayasasını istiyor muhalefet diye. Benim kanaatim iktidar partisi muhalefeti buradan bir sıkıştıracaktır. Diğer tarafta da teröre destek veren HDP'yi aklıyor diye yine Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'yi bu alanda da zor duruma sokacaktır. İkisi de iktidar partilerinin faydasına görüldüğü için iki konuyu gündemden düşürmeyeceklerdir. Belki erken seçim beklentilerini veya erken seçim, yani vatandaşın nabzını ölçme konularında bir referandum konusu bu yılın sonuna doğru karşımıza gelebilir. Yani erken seçime gitmek yerine referandumla bir durumu test edelim diye hem muhalefet de bana göre iktidar da bunu tamam bir değil. Test süreci, bir test aracı olarak görebilir anayasa değişikliğini. Olan oraya doğru evrilebilir, evet, hocanın dediği gibi böyle bir şey. Yani sistem. Anayasanın peki o zaman tamamını sivil hale getirip, yani bütün maddelerini bir kenara değiştirerek, daha doğrusu yeni bir sivil anayasa yazarak referanduma sokarsa AK Parti böyle bir şey. Yeni anayasa referandumu şeklinde kalır mı? O da tartışmalı tabii. O tartışmalar başka bir referandum. Yani o referandum AK Parti ve MHP'nin iktidarını sorgulama referandumu olacaktır gibi maalesef. Yani anladım. Bizim gerçekten özlediğimiz, yani daha böyle geniş bir uzlaşmayla bize yakışan kabul bir edilmiş sivil anayasa, askeri vesayetin ve askeri darbenin ruhunu silmiş. Ben bir virgül daha rica edeceğim Kemal Bey, çok özür dileyerek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Eskişehir'de soruları yanıtlıyor. Dinleyelim. Ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği kendi partimizdir. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu'nun tweet'i, hem Sayın Yavuz Ağrelioğlu'nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, yani hürriyetçilik ilkesi çerçevesi içinde değerlendirmesi gereken iki bakış açısı. Yani Sayın İmamoğlu'nun attığı tweet'i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum. Evet, görüşmek efendim. Üzere. Sağ olun. Sağ olun.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Eskişehir'de esnafla, vatandaşla buluşmalarına devam ediyor. Dün Ekrem İmamoğlu bir tweet attı ve İYİ Parti'den o tweete büyük tepkiler geldi. Benim bizim de gündemimizde vardı. Yavaş yavaş oraya doğru da geliyorduk. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım diye tweet atmıştı Ekrem İmamoğlu. Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı ve Pervin Buldan'ı aynı tweetle tweette yer verip 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayınca İYİ Parti'den arka arkaya tepki tweetleri geldi. Meral Akşener, arkadaşlarım hassasiyet göstermiş ve tepki göstermişler, ben de bu tepkiye katılıyorum dedi. İşte demin şimdi siz cümlenizi kapatın, bitirin oraya doğru evrilelim. Evet, yani demin bahsettiğim konu, yani İYİ Parti'nin Aşil topuğunu yakalamış durumda iktidar partisi. Yani HDP ile ilişkisi İYİ Parti'nin en hassas sinir uçları. Bakın bir tweet üzerinden bile konu başka bir tarafa gidebilir. Bir Dünya Kadınlar Günü meselesinde tartışma konusu olabilir. Bu nedenle İYİ Parti çok zor durumda. Yani sadece fezlekeler meselesinde değil, bu konudaki tavrı, bu konudaki insicamı, parti içerisinde bir insicam sorunu var. HDP ile ilişkilerimiz nasıl olacak? HDP ile ilişkilerimiz nasıl olmalı konusunda bir fikir farklılığı var parti içerisinde. Hatırlarsanız fezlekeleri el kaldıracağız diye İYİ Parti sözcüleri açıklama yapmıştı. Ya destek vereceğiz diye. Fakat Sayın Akşener başka bir şey söyledi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde muhalefet bu konuda çok zor durumda kalacak. Yani bu konu Türkiye demokrasisinin bana göre çok sancılı bir konusu. Yani pardon, Eskişehir'de dedim ben, Ankara'dan açıklama yaptı. Eskişehir temasları da vardı. Kusura bakmayın, Ankara'dan açıklama yaptı İYİ Parti Genel Başkanı. Fezlekeler meselesinde bu tür tartışmaları, parti içerisindeki kargaşaları daha fazla yaşayacağız. Yani bazı milletvekilleri, özellikle İYİ Parti için söylüyorum, fezlekelerin bazılarını evet diyecekse, yani dokunulmazlığın kaldırılsın diyecekse İYİ Parti uymayabilir. Ondan dolayı bir tepki de gösterebilir. Yani şunu hem HDP konusunda hem fezlekeler konusunda sıkıntı yaşanacak. Zaten o sıkıntı, yani sıkıntı yaşanabilir mi diye bir soru var. Bu tweette yaşanıyor, evet yaşanıyor. Yani ya bu tartışma götürmez, yaşanacak. Peki. Fakat Ümit Özdağ ve arkadaşlarının ayrılarak yeni bir hareket, yeni bir parti kurmasını da hesaba katarsanız İYİ Parti'nin fezlekeler sürecinde farklı tavır alacak milletvekillerine bir parçalan, bir öbür tarafa geçme ihtimalini de unutmayalım. Tekrar söylüyorum. İYİ Parti içerisinde eğer bir fezlekeye hayır diyeceğiz diye grup kararı alırlarsa buna uymayan milletvekilleri çıkabilir. Bu da partiden ihracına neden olabilir ya da partiden ayrılmasına neden olabilir. O yüzden sıkıntılı bir süreç bana göre muhalefet içerisinde. Hatta CHP'den çünkü de şuradan yola çıkıyorsunuz. Şey Yavuz Aralioğlu topyekün hayır diyeceğiz, evet diyeceğiz demişti. Meral Akşener grup toplantısında önünün arkasına bakacağız, değerlendireceğiz dedi. Evet. Burada bile bir yani, görüş ayrılığı olabilir diyorsunuz. Kesinlikle olacak. Anladım. Yani belli zaten duruştan. Peki. Belli şeyin. Şimdi aslında hem akademisyen gözüyle hocam hem de gazeteci gözüyle siz aynı perspektiften baktınız. Yeni anayasa konusunda da, yani darbe anayasası mı istiyorsunuz o zaman? Böyle mi devam etmek istiyorsunuz? Eleştirisiyle karşı karşıya kalacak muhalefet. Bir yandan da fezlekeler noktasında bir ayrışma yaşanabilir ve bu sıkıntı olabilir diyorsunuz. Bir de yeni kurulacak partiler var. Muharrem İnce'nin partisi, hareketin partiye dönüşmesi. Ümit Özdağ'ın kuracağı parti. Mustafa Sarıgül'ün partisi. Mustafa Sarıgül'ün partisi var. Şu anda hani buradan kopuşlar. Bu tartışmalar eşliğinde olur mu? Tabii. Ve bu tartışmalar bir üçüncü ittifaka yol açar mı? Şimdi hocam, Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet'i okuduk tam tweet'ini. Böyle bir tweet attı. Sonra İYİ Parti'den tepkiler geldi. Onun öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu televizyon programında ittifakı bozmaya çalışıyorlar ifadesini kullanmıştı ama bunu başaramayacaklar dedi. Dolayısıyla hani bu sözlerin konuşulduğu bir ortamda bu tweet geldi.
Arkasından tartışma başladı. Bugün de Meral Akşener'e soruldu bu tweet. Arkadaşlarım tepki göstermişler. Anlıyorum o tepkiyi, katılıyorum o tepkiye dedi. Kısa bir açıklama yaptı ama bu tweet'e tweet'in yanlış olduğunu, kabul edilmediğini ve tepki gösterilmesinin doğru olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Ne dersiniz? Şimdi bütün bu süreç ittifakları nasıl etkiler? Üçüncü bir ittifak söz konusu olur mu mesela? Hep konuştuğumuz. Siz olmaz demiştiniz. Evet, ben ama açıklamayı yalnız öyle anlamadım. Bilmiyorum Kemal Bey de katılacak mı ama Beren Hanım... ben mi yanlış anladım? Bir daha dinleyelim isterseniz. Açıklamayı böyle daha demokratik tartışma ortamı çerçevesinde koydu. Ve ne tweet'i, ilk tweet'i ne ikinci tweet'i doğrudan benimsedi ama tepkilerini göstermişlerdir. Kendileri haklıdırlar dedi. Bence biraz daha ortaya yakın bir pozisyon aldı. Onu bir daha izlemekte fayda var. Şimdi bütün bu tartışmalar hep ikimiz de aynı şeyi söyledik aslında. Siyasette ki gündem oluşturma ve kapma ve onu sürdürme boyutunun yansımaları. Şimdi son dönemdeki kamuoyu araştırmaları, rakam vermeyeceğim ama kamuoyu araştırmalarının gösterdiği bir şey var. O da HDP'nin destek verdiği Millet İttifakı bir muhtemel seçimde, eğer bugün seçim olsa örneğin, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor çok hafif bir şekilde. Tabii şunu kabul ediyoruz ve söylemekte şart, hiçbir zaman hep söylediğim gibi seçim bir matematik oyunu değildir, matematik hesabı değildir. Partileri üst üste koyarak seçimde ne olacağını bilemezsiniz. Bütün partilerin oylarını topladığınızda hocam geri bırakıyor derken özür dilerim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde mi geri bırakıyor, parlamento seçiminde mi geri bırakıyor? Nasıl oluyor? Yani parlamento seçiminde geri bırakıyor. Parlamento seçiminde. Fakat dediğim gibi yani bu matematiksel olarak üst üste koymak anlamına geliyor. Ama siyasetin gerçeğine baktığınızda işte biraz önce söylediğimiz tartışmalar devreye giriyor. Siyasette İYİ Parti üzerinde özellikle hükümetin bu kadar ısrarla durmasının nedeni bu matematiksel toplamın gerçekleşmemesini sağlamak üzerine bina ediliyor. Ve aslında bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi de çok rahat değil. Oradan da ayrışmalar oldu ve olmaya devam ediyor. Bu konu Türk siyaseti için 30 yıllık bir mesele ve hep ayrışmalara neden olmuş bir mesele. Hem partiler arasında hem partiler içinde neden olmuş bir mesele. Ve sorun çözülmediği sürece, yani Kürt meselesi diye geniş boyutuyla ortaya koyacağımız konu çözülmediği sürece bu tartışmanın devam edeceği kaçınılmaz. Bugünkü yapı içerisinde baktığınızda İYİ Parti en tedirgin parti olduğu ortada. Çünkü duruş itibariyle daha milliyetçi bir arka plandan gelen parti tabanıyla birlikte bu konuda zorlanıyor. Ama yerel seçimler de gösterdi ki siyasetin pratiğinde HDP desteği olduğu zaman ancak yerelde ve belli illerde, İstanbul dahil olmak üzere muhtemelen ve Ankara muhtemelen. Hocam siz daha iyi anlamışsınız bu arada. Diyorlar. Birazdan söyleyeceğim sözünüzü bitirin. Biraz tekrar dinledik çünkü yarım girmiştik daha ya. Daha dikkatli dinlemişsiniz. Arkadaşlarım da tekrar dinledi, söyleyeceğim şimdi. İttifak evet. Konusunda çok ciddi bir hassasiyet olduğunu anlatıyor aslında bu sözler. Tabii yani Meral Hanım kelimeleri... İttifakı korumak adına aynen. Çok ciddi bir irade söz konusu, evet. Çünkü iki taraftan birine yakın dursa karşı tarafı... Evet. Yani liderler bazında böyle bir kararlılık var. Evet. Net duruş ama, var. Dün Kemal Kılıçdaroğlu da çünkü ittifakları bozamazlar, biz yolumuza devam edeceğiz diye vurgulamıştı her şeye rağmen. Bugünkü açıklamada onu, o iradeyi, güçlü iradeyi gösteriyor aslında biraz. Şimdi liderler düzeyinde bu irade var, hatta parti yönetimleri düzeyinde de olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ama buradaki bu ittifak açısından, yani Millet İttifakı açısından bakarsanız esas zafiyet noktası AKP ve MHP'nin de tespit ettiği üzere İYİ Parti içerisindeki milli hassasiyetleri daha öne çıkartan grup. O grubun üzerinde İYİ Parti, HDP
PKK bağlantısını vurgulayarak yapılacak olan eleştiriler bir miktar etkili oluyor belli ki. Bu etki de işte tweetlere de yansımış. Bir takım başka tartışmalara da yansıyor. Burada Meral Hanım tabii çok hassas bir çizgi götürüyor, götürmeye çalışıyor. Bir taraftan ittifak, yani ittifak dediğimizde sadece Millet İttifakı olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü Millet İttifakı'nın oy oranı ne yerel seçimde ne şimdi Cumhur İttifakı'nı tamamen geçmeye yetmiyor açıkçası. Dolayısıyla mevcut Millet İttifakı'nın ötesine geçen bir takım işbirlikleri geliştirmeleri gerekiyor. Bu sadece HDP değil, bu aynı zamanda diğer partileri de içeren bir birliktelik olmak durumunda. Bunun için de söylemleri her zaman çok yumuşak ve köşeli olmayan şekilde gelişiyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Maalesef şu anda Türkiye siyasetinde merkeze ortalamayı kap veya ortayı kap politikası izleniyor. Bu da ortalama seçmene hitap etmeyi gerektiriyor. Tüm partiler açısından bu geçerli. Ortalama seçmene hitap etmek demek söylemlerinizi yuvarlak hale getirmek demek, keskinlikten uzaklaştırmak demek ve aslında bir takım önemli sorunlara da net çözümler önerememek demek. Maalesef siyaset buna evrilmiş durumda şu anda. Tüm partiler için konuşuyorum. Bir kere daha vurgulayayım. Türkiye ortalama seçmeni olarak görülen seçmene yöneliyor bütün partiler. Çünkü ortada bir oy var, ikna edilecek bir kitle var gibi gözüküyor. Sonucu değiştirecek. Bu Türkiye'nin sorunları açısından olumsuz bir şey. Çünkü sorunların çözümü her zaman ortalama görüşün peşinden giderek bulunacak şeyler değildir. Peki. İktidar da muhalefet de muhtemelen daha aykırı, daha keskin şeyler söylemek zorundadırlar diye düşünüyorum çözümler için. Ama hocam ben sonuçta yorumunuzu merak ediyorum. Her tabii 24 saat bile çok önemli siyasette her şeyin değişmesi için. Ve onu biliyoruz da hani ittifaklarda bir değişim beklemiyorum ben. Üçüncü bir ittifak beklemiyorum diye siz yayınlarda söylüyorsunuz. Ben bu cümlenizi hatırlıyorum, bu yorumunuzu hatırlıyorum ama bu ihtimal de yeni partilerle beraber doğdu mu? Şimdi şeydir, hepimiz fizik derslerinden ve kimya derslerinden hatırlarız. Bir mucizevi kelime grubu vardı. Normal şartlar altında diye başlardı bütün cümleler. Normal şimdi şartlar. Bizim yaptığımız tüm yorumlar da o günkü şartlar altında. Dolayısıyla bugünkü şartlar altında yapıyoruz. O nedenle hani bundan 3 ay sonra siyasi ortam değiştiğinde 3. ittifak olabilir de dersem, lütfen hoca kendisini yalanlıyor der misin? Demem hocam. Hayır, siz demezsiniz. Tabii İzleyici de demez artık bu kadar gelişmeyi neden desin. Neyse ben ön alalım. Ön alalım hocam. O günkü ve bugünkü şartlar çerçevesinde. Şimdilik ikili ittifakla. İkili ittifak. Çünkü üçüncü ittifakı oluşturacak, sürdürecek ve çekip götürecek büyük bir parti yok şu anda. Yani bunu HDP yapabilir en büyük olabilecek üçüncü ittifak grubu olarak. Ama HDP'nin peşine takılıp onunla ittifak yapıp gidecek partiler olmadığı için böyle bir şey yok. Ha diğerleri küçüklerin hepsi ittifak yapsa ne olur? Toplamı %2-3'e ulaşmayan bir grubun ittifak yapmasının bugünkü siyasi sistemde bir anlamı yok. Bugünkü seçim sisteminde bir anlamı yok. Yani %50'yi zorlayacak bir ittifakınız olması gerekiyor. Anladım. Bunu yapamıyorsanız zaten çok bir anlamı gözükmüyor şu an için. Cumhurbaşkanlığını istemiyorsunuz demektir o zaman. Hani %20'lik bir ittifak yapıyorsanız. Anladım. O zaman biz sadece meclise girmek için bir çaba içine girelim diyorsunuz demektir. Bu da o partileri zaten zayıflatır. İmamoğlu'nun tweetiyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Ben Akşener'in açıklamasını tam söyleyeyim, kafalar karışmasın orada. Çünkü hani biz ilk etapta böyle yarısına girdik, hemen biraz eleştirisel yaklaştı dedik ama cümlelerine ben aynen okuyayım, siz yorumunu yapın. Konuşmaktan korkmayan bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. İmamoğlu'nun tweeti, Ağar Halilloğlu'nun bakışı hürriyetçilik çerçevesi içinde değerlendirilmeli. İmamoğlu'nun tweetini arkadaşların çoğunluğu beğenmedi dedi. Şimdi iktidar partisinin yapmak istedikleri çok net, çok belli. Oyun stratejisi belli. Ne onu dedi? Da söyleyeceğim şimdi. Dolayısıyla muhalefetin bu oyun planını görüp
bu oyun planını görüp ki biz görüyorsak onların daha fazla görmesi gerekiyor. Siyaseti aktif olarak yapıyorlar. Hı. Bu oyun planını görüp buna karşı bir şey yapmaları gerekiyor. Hı hı. Şimdi ben Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve ekibine şunu sormak isterim. Böyle bir tweet attığında bunun bir yerlere çekileceğini, tartışılabileceğini, Meral Hanım'ı zor duruma bırakabileceğini düşünmediler mi? Ben olsam düşünürüm. Muhtemelen ben bir iletişimci olarak böyle bir tweet atarsak HDP İYİ Parti tartışmasını körükleriz, ateşleriz. Oraya aşikar değil mi? Böyle bir şey söylerdim ben. Hı. Yani görünüyor çünkü bu tweet'i attığınızda böyle bir tartışma çıkar. Şimdi bu muhalefetin... Peki neden atıldı? Muhalefetin başarısızlığı olarak görebilirsiniz bunu. Yani iktidarın oyun planı belliyse siz de ona göre bir hamle yapmanız gerekirken yapmıyorsanız üstüne üstlük iktidarın elini de güçlendirecek bu tür tweetler atıyorsanız siz muhalefette başarılı değilsiniz demektir. O nedenle muhalefetin bir oyun kurucu ya da oyuna karşı yapacakları hamleyi tasarlamada sorunları olduğunu görüyorum ben. Yani ortada bir iktidarın yapmak istedikleri bir şey var. Siz de bunu görüyorsunuz. Buna karşılık bir şey yapmanız gerekiyor. Bence onu yapmıyorlar. Hı. Bence onu yapmıyorlar. Bu tweette yani bence siyaseti okuyamamaktır. Hani şöyle düşünüyordur belki de işlerinden bir kısmı. Yani HDP'den oy aldık. Yasal legal bir partidir. O yüzden de böyle tweetler atıp daha da fazla kanırtmalıyız diye düşünüyorlarsa yanlış strateji. İşte Meral Hanım'ın kendi partisi içerisinde zor durumda kalmasına, böyle sorulara muhatap kalmasına neden oldu. Siz aynı ittifakın içerisinde yer alan partilerseniz parti eğer... Parti içi sıkıntıya yol açtı, tartışmaya evet, yol açtı, tepkiye parti, yol açtı. Evet, şimdi bakın göreceksiniz AK Parti içerisinde veya MHP içerisinde bu durumu kullanan çok sayıda sözcü çıkacaktır. Haklarıdır da. Hani evet. Siz hiç diyemezsiniz ya sen bana açık verdin, ben de bu açığı kullandım. Böyle diyemezsiniz siyasette. Sen açık verirsen oradan golü atarlar. Evet. Bunu muhalefet partilerinin iyi okuması gerekiyor. Okuyamıyorlar kanaatimce. Ben hocamın yapmış olduğu çalışmada yani Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın geçtiği kanaati bende şu anda hasıl olmuş değil şahsen. Yani benim gözlemlerim... Anketlere de... Şu anda halen bile Cumhur İttifakı'nı önde gösteriyor. Kararsız oranlarının yüksek olduğu bir ortamı dikkate alarak söylüyorum. Ama bu kararsızların ayrıca iyi okunması gerekiyor. Niye kararsız kitlesi bu kadar büyük? İnsanlar siyasetten uzaklaşıyor. İnsanlar işte Cumhur İttifakı'na... Ve genç seçmeni diyorlar. Böyle değil. 6 milyon aşkın. Çünkü seçimleri 3 sene var. Seçim atmosferine girilmiş değil. İnsanlar siyaseten zihinlerinde netleştirmiş değiller. Bu kararsızları ben yanlış okunduğu kanaatindeyim. Özellikle siyasi analiz yapanların. Cumhur İttifakı halen Türkiye için, Türkiye'deki vatandaşlar için ülkeyi yönetebilecek ve ülkenin sorunlarını çözebilecek ittifak olarak görülüyor halen. Sebebi Cumhur İttifakı'nın çok başarılı işler yapmasından kaynaklanmıyor. Diğer ittifakın, Millet İttifakı'nın yeterince güven ve bu sorunu çözer duygusunu vermemesinden kaynaklanıyor. Sebeplerini nedendir diye sorarsanız bakın bu tweetten başlayabilirsiniz. Anladım. Kendi içerisinde insicamı olmayan, kendi içinde tartışması olan, sürekli bölünen, sürekli kendi içerisinde tartışma çıkartan bir ittifakın peki, ülke sorununu çözeceği hasıl olmamıştır kanaatimce. Siz, hocam Cumhur İttifakı... Millet İttifakı öne geçti mi dediniz? Ben kaçırmış olabilir miyim? Ben bugün niye çok şey kaçırım demediniz gibi alınmıştım ama. Hayır, yok tabii şöyle Kemal Bey de haklı. Bir kararsız grup var. Bu kararsız grubu anketçi arkadaşlarımız nasıl dağıtıyorlar bilmiyorum. Farklı yöntemler var. Biz şöyle bir şey yaptık. Biz tabii akademik çalışıyoruz. Anket şirketi değiliz. Dolayısıyla ayda bir ya da 15 günde bir anket yapmıyoruz ve o kadar yakından takip etmiyoruz. İyisiniz, evet. Fakat şöyle bir durum var. Makine öğrenmesi yöntemiyle... Ne yöntem hocam? Makine öğrenmesi. Makine öğrenmesi. Bilgisayar programları aracılığıyla... şimdi biz vatandaşa bine yakın soru soruyoruz şıkları dahil ettiğinizde. Aşağı yukarı 1000 kişiyle de konuştuğunuzda... O soruların cevabına milyon, göre şeye bölüyorsunuz değil mi siyasi? Evet, 1 milyon permütasyon ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz. Makineye diyoruz ki vatandaşın nasıl davranacağını tahmin et. Bu Cambridge Analytica yöntemi ya da Rusya'nın Amerikan iç siyasetine müdahalesinde kullandığı yöntemler gibi. Hani Twitter mesajlarından, Facebook'dan nasıl insanların nasıl davranacağını tahmin ediyorlarsa biz de 1000 tane soruya verilen cevap... Süremizin bittiğini hatırlatarak toparlamanızı rica edeyim hocam. Tamam, şöyle söyleyeyim. Bunun sonucunda biz kararsızları dağıttığımızda Millet İttifakı artı HDP Cumhur İttifakı'nı geçiyor. O yüzden çok kritik bir konu siyaseten. O yüzden de AKP'nin ve MHP'nin bu konu üzerinde bu kadar çok durması biraz da bu rakamları görüyor olmalarıyla yani alakalı. Yani bir programa, kararsızlara ve HDP sürecine güvenemeyeceğimiz için önümüzdeki süreçte orada kesin bir şey söylememiş hocam. Şu andaki tabloyu anlatmış. Hayır, tabii ki söylemedi. Bir de şeyi söyleyelim. Yani Kemal Bey çok doğru bir yere temas etti. AK Parti'den bir oy gevşemesi var, bunu herkes tespit ediyor. Ama bu oy gevşemesi Millet İttifakı'nın bileşenlerine gitmiyor. Ortada duruyor, kararsız olarak ortaya çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi orada ne yapacağınız çok önemli aslında. Aynı noktada bileşiyorsunuz. Nedeni de muhalefetin bunu çekemiyor olması. Muhalefet partisi çekemiyor olması. Çünkü gevşeme olmuş. Son olarak bir de şu şeyi de söyleyeyim. Yani muhalefet tarafında bir bütüncül söylem geliştirme konusunda ve Cumhur İttifakı'nın söylem hakimiyetini elinden alma konusunda bir zafiyet olduğu, bir sorun olduğu ortada. Bazen görüyoruz mesela işte CHP'nin olsun, İYİ Parti'nin olsun, hocam, eski milletvekilleri ya da partiden ayrılmış olanların açıklamaları da gündeme geliyor. Ama bunlar sanki partinin açıklamalarıymış gibi eleştiri alıyor. Öyle de algılanıyor ve bu sefer partiler bunları savunmak durumunda kalaraktan sürekli bir iktidar bloğunun söylem ittifakına hizmet etmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla kendilerinin buradan çıkması gerekiyor. Yani bir alternatif bir söylem geliştirip gündemi değiştirmeleri gerekiyor. Bunu yapamadıkça da bu devam edecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum bugün için, desteğiniz için. Hayli hareketli bir pazartesi gününe ve haftaya başlamış olduk. Sağ olunuz Kemal Öztürk, ayağınıza sağlık. Profesör Doktor Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olunuz hocam. Kısa bir ara toparlayacağız. Kapatıyoruz bugünü Para Gündem Cephesi'nde. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla hoşça kalın derken sözü Hülya Köne'ye bırakacağız. Tüm gelişmeleri Habertürk ekranlarından izleyebilirsiniz.